Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyoruz efendim. Yine bir yeni güne merhaba ile sizlerle birlikteyiz. Şükür kavuşturana diyelim. Güzel bir hafta sonundan sonra yine dolu içerikle, yine zengin içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugün ruh ve beden sağlığını konuşacağız. Psikolojik olarak ruh halimiz, beden sağlığımızı nasıl etkiliyor? Beden sağlığımız, ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Daha detaylar var ama ben şimdiden söylemeyeyim. Sizler ekran başında durun ki daha neleri konuşacağımızı orada görün diyorum. Yine uzman konuklarım sohbet setinde sizlerden gelen soruları yanıtlayacaklar. Sizlerin dertlerine çare arayacaklar. Ve inşallah buradan sizlere uzanacağız diyelim. Uzman psikolog Rukiye Karaköse hanımefendi her pazartesi olduğu gibi bugün de stüdyomda. Ve muhtelif işler yine dolu. Yasin Umaç beyefendi yine güzel şeyler yapacak. Ama bizim sohbet setimizde bugün bir misafirimiz var efendim. Onu da ben takdim etmek istiyorum. Yasin Yürekli beyefendi. Bir Yasin'imiz daha var. Ve protez ve ortez teknikeri kendisi. Çünkü biz programımızda beden ve ruh sağlığını konuşurken bedensel anlamda uzuv kaybını konuşacağız, protezi konuşacağız, aynı zamanda ayak sağlığını konuşacağız. Mesela düz tabansanız neler yapmanız gerekiyor? Ayak sağlığı için nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte bütün bunları bugün enine boyuna konuşacağız. Sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın, bizler geliyoruz. Evet efendim, haftanın ilk günü, haftanın ilk yeni güne merhabası. Hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür. Nasılsınız? İyiyim, iyi oluyorum, iyileşiyorum. Güzel, daha iyi olun inşallah. Daha iyiyim inşallah. Çok şıksınız aynı zamanda, ifade etmek isterim. En sevdiğim renk turkuazdır, onu bütünleyen hardal. Evet. Çok hoş. Yani böyle ediyorum. Koltukta inanılmaz derece bir bütünlük sağladınız. Utandım. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yasin Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Sizi tanıyacağız ama hem yaptığınız iş anlamında çok güzel ve kutsal bir iş bana göre. Onları detaylandıracağız ama diğer adaşınıza bir dönelim, merhaba diyelim mi? Muhtelif işlerde Yasin Umaç beyefendi bize neler yapacak, yine doldurmuş masasını. Evet, bu hafta neler yapacağız? Güzel, çiçeğimizi artık kapıdan başlatacağız ve güzel bir kapı süsü yapacağız. Şu anda elimdeki sadece bir saman balyasının bağlanmış şekli. Bunu inşallah güzel bir şekilde kapı süsüne çevireceğim. Ondan sonra keyifli bir kapı süsümüz olacak. Güzel. Şimdilerde çok meşhur artık. Ona dikkat ettim ben. Mesela büyük sitelerde, normal müstakil evlerde herkes böyle bir hani eskiden sadece nazar boncuğu takılmış, batıl inançlar bunlar ama bir süs niyetine hani. Şimdi artık herkes de kapı süslü görüyorum ben. Böyle ya da zilin tam altına bir kutucuk koyuluyor, çiçekler sarkıyor falan. Çok hoş, estetik yani moda duruyor. Moda oldu. Aslında şöyle güzel bir şey. Yani artık hani çiçeği gördüğümüz zaman, zaten Harvard Üniversitesi'nde araştırması, çiçekleri gördüğünüz zaman, çiçek gördüğünüz zaman aslında olumlu ve pozitif bir enerji yaydığını söylüyorlar. Bu pozitif enerji de kapıdan başlasın. Yani misafirse misafir böyle gelsin. Eğer siz eve gireceksiniz, siz eve güzel bir şekilde girin. O zaman diyelim mi, misafir ağırlamak isterken insanlar daha kapıdan girmeden konuklarınız pozitif enerjiyle de olsun, kapınızda çiçeklerle karşıladığınızda onları. Ama şimdiden söylüyorum, hiçbir izleyicimiz bir hediye olarak beklemesin. Çünkü baktım geçen mesajlarda sizin yaptığınız buradaki aranjmanlardan onu bana gönderir misiniz diyen izleyenlerimiz var. Belki ilerleyen zamanlarda böyle yapalım. Bir şey yapabiliriz ama bunun bir sahibi var. Evet, ama bunu sonra var. Söyleyelim. Tamam. Ama ben değilim. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz Yasin ben Bey ve sizi böyle dört gözle bekliyoruz. Ne çıkacak? Tamam, ben başlıyorum. Kolay yapmaya. Gelsin diyorum teşekkür şimdiden ederim. Size. Sağ olun. Ve efendim, kıymetli konuklarıma da dönmek istiyorum tekrar. Yasin Bey'i ilk defa ağırlıyoruz. Dolayısıyla aslında izleyenler de bir ortez protez teknikeri belki hani çok duyulduk bir şey gibi gelmiyor. Acaba neden mesela, bunu da konuşmalıyız ama çok ciddi bir alan. Sizi bir tanıyalım çalışma alanı olarak. Buyurun. Ben Ankara Üniversitesi Dikey ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Protez ve Ortez Bölümü mezunuyum 2003 yılında. O zamandan bu zamana farklı firmalar olabilir. Şu anda en son Protez Ortez Uygulama Merkezi olarak faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktayım. Tabii ki protez ortez denildiği zaman akla ilk gelen şey, daha çok insanların aklına ilk gelen şey diş protezi oluyor maalesef. Ama protez ortezin içine girdiğiniz zaman kopan uzuvların yerini yapılan protezler veya feşli yürüme cihazları dediğimiz materyaller giriyor. Bu konuda da tabii ki biraz uzak bize. Ayak sağlığı
işte yapılan ortezler, bunların hepsi tamamen protez ve ortezin alanına giriyor. Bu alana giriyor ama sadece şey gibi bakmamak lazım. Benim şimdi aklıma ne geldi siz konuşurken? Anneannem şu an izliyor. Dur eminim. Böyle koltuk değnekleriyle yürüyor. Evet. Koltuk değneksiz ve desteksiz yürüyemiyor. Eğer koltuk değneğiyle yürüyemezse koluna ben giriyorum, yürütüyorum. Şimdi birçok yaşlı da var evlerimizde. Onların yürümesi için daha konfor sahibi olmaları için gerekli desteği aslında sizler sağlıyorsunuz. Öyle değil, evet, mi? Doğru biliyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Evet. Doğru bir koltuk ve baston seçimi yaşlılar için de çok önemli. Onların hiç geçmeyecek şeyler var. Sonuçta benim anneannem 85 yaşında ve ciddi bir kireçlenmesi söz konusu dizinde. Haliyle hani yeniden doğmuş gibi yapmak mümkün değil yaşlandığı zaman insanlar, ama genç kuşakta var aynı zamanda sağlık sorunları yaşayan. Evet. Daha çok siz sağlık hizmeti verdiğiniz yaş aralığı kaç gibi şöyle baktığınızda? Şimdi belli bir yaş aralığı söylemeyelim ama tabii ki çocuk hastalarımız da çok fazla. Aynı şekilde CP dediğimiz serebral palsy, çocukların yapılan AFO dediğimiz plastikten yapılmış malzemeler veya onlara yapılmış yürüme cihazları, bunlar fazla. Tabii ki ülkemizde şeker hastalığı, diyabet olduğu müddetçe trafik kazaları, travmalar, tümöre bağlı uzuv kayıpları, tabii ki aynı şekilde teröre bağlı da bu uzuv kayıpları yaşanıyor. Gazilerimiz oluyor, öyle aynen değil mi? Bunlara yapılan protezler de hakeza, yani yaş aralığı derseniz tabii ki genç nüfustan bahsetmemiz gerekir daha çok. Yani üzücü oluyor tabii ama sonuçta siz onlara yeni bir soluk kazandırmaya çalışıyorsunuz. Elbette hani ilk yaratıldığı zamanki gibi mümkün değil, mutlaka olmaz, ama sonuçta hayatı kolaylaştıran bir şey, öyle değil mi? Kesinlikle. Bunun manevi bir boyutu da var. Ben bir de o bakımdan bakmak, konuşmak istedim. Tabii ki. Şöyle söyleyelim. Protez ortez yaparken sonuçta bir şey imal ediyorsunuz. Bu imal etmenin verdiği mutluluk var. Aynı şekilde koltuk değneğine veya tekerlek sandalyede hastanın size gelmesi, yapılan protez ortezin o hastaya uygulanması, rehabilitasyon eğitimleri veriyor tabii ki, yürüme eğitimi olsun. Atıyorum 15 gün sonra tekerlek sandalyeden veya koltuk değneğinden bırakıp da yürüyerek gitmesi şirketimizden, bunun verdiği mutluluk tabii ki çok farklı. Peki bir gözlemci olarak bir şey geldi aklıma. Hani proteze başvurmak için tabii ki belli bir prosedür gerekiyor. Bunları da aslında dinlemek isterim sizden. Mesela ekranın başında şu an böyle bir durumla, Allah korusun tabii ki dilemeyiz istemeyiz ama böyle durumlarla karşılaştığında izleyenlerimiz nasıl bir prosedür izlemeliler? Hani ek uzuv, o dediğimiz materyallere ulaşmak için bunun hani sağlık sigortası boyutu var. Ne bileyim, hani eskisi gibi değil, sigortası olan var, olmayan var. Evet. Bu anlamda izledikleri prosedürü sizden dinleyelim. Şimdi şöyle söyleyelim, yani uzuv kaybını veya bir herhangi bir ortez ihtiyacı olan hastanın tabii ki mutlaka ilk önce bir hekime gitmesi gerekiyor. Reçetenin yazılması için de daha çok ortopedi ve fizik tedavi hekimlerimiz yardımcı oluyorlar bu konuda. Tabii ki bazı aşamalar var. Heyet rapor dediğimiz veya 3 imzalı rapor dediğimiz raporlar geçerli oluyor. Mutlaka reçetesi de yazılmak zorunda. Hasta bu reçeteyi, raporu çıkarttırdıktan sonra protez ve ortez uygulama merkezlerine başvurup bu cihazın yapılmasını isteyebiliyor. Tabii ki bazen fizyoterapistler de aslında protez ortez dediğimiz kısım multidisipliner yaklaşım isteyen bir kısım. Yani birçok branşın bu protez ortez teknikeri, fizyoterapist, ortopedi doktoru, fizik tedavi doktoru, psikolog, nörolog, bunların hepsinin dahil olduğu bir program aslında. Tabii ki görüş alışverişi, bilgi alışverişi, yapılabilecek ortezin tasarımı hakkında farklı fikirler, yapılacak ortezin kalitesini ve hastaya faydasını arttıran durumlardan başında geliyor aslında. Hasta reçeteyi, raporu yazdırdıktan sonra uygulama merkezine başvuruyor. Daha sonra ölçü safhası. Ölçüyü aldıktan sonra eğer bir protezse bunun eğitiminin verilip, yani çok çeşitli protezler var. İleri teknoloji protezler de var şu anda. Bunlar biyoelektronik kol protezleri olsun veya swing ve stance faz kontrollü diz eklemleri olsun. Bunların hepsi mutlaka bir eğitim gerektiriyor. Hastanın bunu kullanabilmesi için bu eğitimleri aldıktan sonra tekrar doktoruna gönderiliyor. Doktor kontrol ediyor, onay veriyor. Bu şekilde hastanın prosedürü devam ediyor.
Devam edeceğiz. Yani teknik anlamda belki öğreneceğimiz çok şey var. İlerleyen zamanlarda ayak dediniz ya hani evet. Sonuçta en çok işte düz tabandan dolayı özel ayakkabı seçimleri de var değil mi? Siz ayakkabı sadece bir uzuv değil de bir ayakkabı imalatı aynı şekilde teknik ve sağlık anlamında onaylanmış ve patente alınmış şekilde değil mi? Şimdi ayakkabı demeyelim de tabanlık diyelim tabanlık, aslında. Tabanlık pardon evet. Şöyle söyleyeyim kişiye özel tasarlanmış tabanlıktan bahsediyoruz aslında biz. Ayak deformiteleri çok fazla. Yalnız ülkemizde şöyle bir şey var. Yani ayağında kişi şekil bozukluğunu görüyor. Bir simetri farklılığı var. Ama ağrısı veya herhangi bir kızarıklık rahatsız olmadığı için doktora gitmeye erteliyor. Yani şöyle bir araştırma yapmışlar. Yeni doğan çocukların %95'inde veya %85'inde sağlıklı ayakla doğuyor. Ama yetişkine ulaştığı zaman bu sağlıklı ayak sayısı %40'a düşüyor. O zaman demek ki çocuklar büyürken ya da büyütülürken anneler ya da babalar yanlış ayakkabı seçimi olabilir. Evet. Yanlış bir şey yapıyorlar ki bu çocuklar ilerleyen zamanlarda o %90'lık sağlıklı kısım düz tabana dönebiliyor ya da ayak sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Tabii öyle ki. Değil mi? Bazı şeyler genetik olduğu için de yani kalıtsal olabiliyor. Anne babada düz tabanlık varsa çocukta olma olasılığı da yüksektir. Tabii ki bir de fonksiyonel dediğimiz düz tabanlık var. Yani 4-5 yaşına kadar düz tabanlık normal gibi gözükür. Daha sonradan o alt fasya dediğimiz kısım yükselerek o ark kısmı şekillenir. Evet. Eğer bu şekillenmiyorsa şayet veya anne babada varsa mutlaka bir doktor kontrolünde olmasının yararı vardır. Evet. Daha detayına ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Ben aslında ortez ve protezin hangi tür hastalara uygulandığına bir girelim mi? Ondan sonra çünkü Rukiye hocamla beden ve ruh sağlığına ilişkin birçok şey konuşacağız ama eminim şunu da bilmeleri gerekiyor izleyenlerin. Hani ortez ve protez ayrımına varması ve özellikle 3D tarama yöntemi, 4D evet. tarama yöntemi bunlar nedir? Biz bunları bilmiyoruz. Bizi aydınlatın biraz. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabanlık dedik, ayak dedik ve protez ortez dedik. Ortez dediğimiz kısım mevcut bir vücut bölümünü desteklemek, hareket sağlamak, hareketsiz bırakmak için kullanılan dışarıdan kullandığımız materyallerdir aslında. Yani bir kırığı sabitlemede kullandığımız bir plastik materyal de olabilir. Hastamızın diz eklem kontrolü yoktur. Polio dediğimiz yani çocuk felci geçirmiş bir hastanın dizini kitleyemediği için dışarıdan eklem yardımıyla dizini kitlemesine yardımcı olduğumuz cihazlar da aynı şekilde ortez diye geçiyor. Ortez ile protezin arasındaki en büyük variz farkımız ise protezde bir uzuv kaybı yaşanmış oluyor mutlaka. Ortez ile protez ayrımını bu şekilde yapıyoruz. Mesela 3D tarama yöntemi dedik. Bu skolyozda kullandığımız bir yöntem. Yani gövde korseleri tasarladığımız yöntem. Ayak analizi dedik. Aslında ayak analizinden başlayalım. Tabii anlatmaya. Yani ayak analizinden başlayacağız ama şu ayak sağlığı düz tabanlı daha ilerleyen zamanlarda girip benim derdim hani protez ve o ortezin tarama yöntemi, analizi hangi hastalara yönelik çalışıyorsunuz? Bunları belki biraz detaylandırabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabanlıktaki hasta portföyümüz geniş. Düz tabanlık dediğimiz, peskavus dediğimiz yani birisi ayağın arkının düşük olması diğeri de yüksek olması. Plantar fasiyit dediğimiz alt taraftaki kasların iltihaplanması, Morton sendromu, topuk dikeni, işte içe basma, dışa basma gibi durumların hepsinde tabanlık kullanılıyor. Yalnız bir de şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ayak sağlığındaki sorunların diz, kalça, omurga hatta boyunla etkileyen ağrılar meydana getirdiğini söylemek gerekiyor mutlaka. Yani ayak sağlığındaki bir ekstremite kısalığı skolyoza nedeni olabiliyor. Bir bütün olarak bunlara bakmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Tabanlık yaptığımız hastalarımız genelde bunlar. Tabii ki diyabetik ayakları da unutmamak gerekiyor bunların arasında. Yumuşak malzemeden yapılmış. Çünkü her hastada tabanlık seçimi de, malzeme seçimi de ister isteyeniz bunlara birer etken. Diyabetik ayaklarda mesela daha yumuşak materyallerden kullanılmış tabanlıklar imal ediyoruz. Evet.
daha detayına gireceğim. Özellikle şu çocuk meselesi benim yani aslında yeni duyduğum bir şey. %90 sağlıklı doğuyor çocuklarımız. Ama hani büyüdükten sonra bu problemle karşılaşıyorsunuz. Ve bu problem skolyoza kadar gidiyor diyorsunuz, doğru mu? Yani ekstrem bir kısalığı varsa evet, yani mutlaka bir hekim tarafından kontrol ediliyor. Mesela bazen şu olabiliyor. Hasta analiz için bize geliyor. Biz analizini yapıyoruz. Evrak çıktılarını hastaya teslim ediyoruz. Doktoruna gösteriyor. Bizim gördüğümüz notlar varsa bu notları iliştiriyoruz. Hekim tabanlık, kısalık takviyesi veya başka bir şey istiyorsa tekrar bize gönderiyor. Hı hı. Tabii ki kontrol edilmede birebir çok önemli var bunun. Ruhi Hanım, bize uzak bir alan gibi görünüyor ama aslında çok yakın. Kesinlikle. Çünkü dedi ya Yasin Bey az önce, bunun psikoloğu var, işin içinde fizyoterapisti var. Çok yönlü çalışılması gereken bir alan aynı zamanda. Evet. Biz o zaman bir uzuv kaybıyla başladık ya aslında konuya. Gazilerimiz var, CP'li çocuklarımız var. Uzuv kaybı olmasa bile tekerlekli sandalyeye mahkum olanlar var. Evet. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman aslında onların beden sağlığı, ruh sağlığı nasıl etkiliyor? Buradan girelim mi? Şöyle etkiliyor. Şimdi bir uzvu kaybetmek demek bir parçamızı kaybetmek. Hayat boyu bizimle olacağını varsaydığımız ve bize çok fazla faydası olan, hayatımızı onunla sürdürdüğümüz bir uzvumuzu kaybetmek büyük bir kayıp. Kayıp eşittir yas duygusudur. Yas sürecidir psikolojide. Evet. Bir insan herhangi bir kayıp yaşadığında, bu sevdiğimiz birini kaybetmek olabilir, çok sevdiğimiz bir çevreden, mahalleden başka bir yere taşınmak bile olabilir. Hayatımızdaki boşanma olur, herhangi bir sürecin bitişi de olur. Bunlar da birer kayıptır ve psikolojik yas sürecine sokarlar bizi. Organ kaybı tabii ki bunlardan çok daha önemli bir tanesi. Herhangi bir organı kaybetmenin en başta bir yas süreci olur. Onunla vedalaşmak, buna uyum sağlamak, artık onsuz yaşayacağımıza, hayatımızı artık o olmadan devam ettireceğimize bir şekilde uyum sağlamamız gerekiyor. Öncelikle bu kayıp duygusuyla başa çıkmak gerekiyor. Bu tek başına çok kolay bir şey değil. Onun için multidisipliner bir yaklaşım çok önemli. Orada hekimin doğru bilgilendirmesi, destek olması, tedavi ustalıkla yürütmesinin önemli olduğu kadar branş hekiminin yanı sıra protez, ortez teknikeri, nörolog, psikolog, psikiyatr, hepsinin belki şu an aklımıza gelmeyen başka birkaç branşın daha işbirliği gerekiyor. Nasıl atlatılır? Gerektiğinde psikolojik destek alarak. Çünkü bu insanın tek başına başa çıkmasını bekleyebileceğimiz sorunlardan biri değil. Hakikaten çok zor bir şey. Ailesinin bakımı, şefkati ve desteği çok önemli. Bunlar çok önemli. Ailenin bakımı, şefkati, desteği daimi olmalı. Bunun yanı sıra gerektiğinde psikolojik destek alarak kişi bu kaybıyla başa çıkabilir. Önce bir kayıp duygusuyla yüzleşiyor. Daha sonra hayalet ağrı ya da hayalet uzuv dediğimiz fantom ağrı, fantom uzuv diye de geçer. Bu durum ortaya çıkabiliyor. Yani kişi kesilen ya da kaybettiği organının yerinde ağrı hisseder. Mesela ayağı artık yoktur ama ayağım ağrıyor gibi hissedebilir. Ya da kolunu kaybetmiştir ama kolunun hala orada olduğunu hissedebilir. Karıncalandığını, ağrıdığını hissedebilir. Bu bir süre yaşayacağı bir problem. Yine nörolog ve psikolog işbirliğiyle çözülebilir. Destekleyici olmak önemli. Şefkat, sabır, ilgi önemli. Ve iyi bir rehabilitasyon ve alıştırma önemli. Hangi süreçleri yaşayacak, hangi zorlukları çekecek, kullanacaksa bir proteze ne kadar sürede uyum sağlayacak, onunla hayatının işlevselliğini nasıl geri kazanabilecek. Bütün bunlarla ilgili iyi bir bilgilendirme, iyi bir destekleme ve rehabilitasyon programıyla kişi yavaş yavaş normal hayatına dönebiliyor. Bu dedik ya hani bu uzuv kaybının sonuçta madde anlamında bakarsak telafisi var. Aha. Tabii ki o, bizim bahsettiğimiz telafinin yerini elbette tutamaz ama o materyalleri kullanmak artık, protezler kullanmak da acaba insanda nasıl bir iz bırakıyor? Yani toplum içerisinde ya da hani hep şey vardır, geçen haftalarda konuşmuştuk bunu, hani acıma duygusu insanlarda ve bu acı, kendisine acındığını hissettiğinde onda oluşan tahribat. Bundan da bahsedelim mi? Evet. Şimdi mesela engelli arkadaşlarımızın çok söylediği bir şey vardır. Hani ne istiyorsunuz toplumdan, ne bekliyorsunuz denildiği zaman bize acıyarak bakmayın. Bize normal bir vatandaşa nasıl bakıyorsanız öyle bakın diyorlar. Yani bakınca böyle, hele yanında çocuğu varsa işte çekiştirerek, ay ah bak bak bak, Allah korusun işte, bak başımıza gelmesin, Allah'a şükür. Ya da hep şu söyleniyor ya.
bak şükret halini, öyle de olabilirdin. Şimdi kendisini şükretme nesnesi olarak görüyor. Karşıdaki insan ben başkalarını şükredeceği bir haldeyim demek ki diye farklı bir imaj da veriyor. Evet, evet. Şükretmeyi yanlış mı anlıyorum? Evet ya, karşıdakine çok büyük zarar veriyoruz onu. Evet. Elbette sahip olduğumuz her şey için şükredeceğiz. Yani engelli bir ayakları tutmuyorsa o da elleri tuttuğu için şükredecek. Evet. Beyni, akıl sağlığı yerinde olduğu için, ruh sağlığı yerinde olduğu için şükredecek. Herkes sahip olduklarını düşünerek hamd edecek ve şükredecek. Sahip olmadıklarımızı da nasıl anlayabiliriz? Hani dünyevi herhangi bir hususta bizden daha dezavantajlı olanlara bakmamız tavsiye edilir ya. Hani ekonomik olarak bizden daha zor durumda olanlara bakarız. Sağlık olarak bizden daha ciddi problemlerle boğuşan insanlara bakarız. Ama bu demek değil ki o insana git onu aşağıla ve hayatından bezdir. Yani keşke böyle olmasaydım demesine sebep ol. O değil. O kesinlikle kendi içimizde yapacağımız bir muhasebe ve tefekkür. Ama asla bir uzuv kaybı yaşamış bir insana, engelli bir insana bakarken acıma duygusuyla bakmamak gerekiyor. Herkesin bir imtihanı var. Onun imtihanı da o. Onunki daha görünür ve evet zor, dezavantajlı. Hele günümüz koşullarında daha zor bir imtihan. Mesela Amerika'yı Türkiye ile kıyaslarken çok yapılan bir tespit vardır. Ne kadar çok engelli insan var? Hayır, %8 değil mi hocam? Yani civarında derler evet. Engelli insan. Aşağı yukarı her toplumda şeydir, yakındır. Hani bazen savaş görmüş toplumlarda bunun oranı artabilir. Evet. İşte terör yoğun olan bölgede artabilir ama aşağı yukarı eşit oranda dağılımı vardır engelli vatandaşların. Fakat orada ve daha tırnak içinde gelişmiş ülkelerde engellilerin yaşamasına uygun hale getirilmiştir şehirler. Rampalar vardır, asansörler vardır. Daha insani koşullar geliştirilmiştir. Dolayısıyla engelli insan hayatın içindedir. Konserine, sinemasına, tiyatrosuna gider, toplu taşımayı rahatlıkla kullanır, sokakları rahat kullanır, dışarı çıkar. Dolayısıyla da daha görünür olduğu için ne kadar çok var diyor insanlar. Türkiye'de de var ama dışarı çıkamıyor yeterince çünkü bu koşullar uygun değil. Acıyarak bakmamak gerekiyor. Olabildiğince hayatını kolaylaştıracak şeyleri refleksle, doğal şekilde yapmamız. Hani hiç düşünmeden, söylenmeden, özel bir şey yapıyormuş gibi bir tavıra girmeden yapmamız gerekiyor. Ve aslında biraz da sosyal politikaların geliştirilmesi ve şehircilik anlamında, Şehircilik Bakanlığı'nın belki biraz çaba göstermesi gerekiyor. Üvey evlat değil, vatandaş. Onlar için de çok fazla çalışma yapılması. Ben hangi devlet ya da özel sektör binasına rahatlıkla girip çıkabiliyorsam, herhangi işlerimi halledebiliyorsam, bir engelli vatandaş da bütün işlerini halledebilmeli. Eğer hala bu noktada eksiğimiz varsa biz yeterince gelişmemişiz demektir. Mesela bana şey hatırlattınız, binalara bakalım diyorum. Yani normal insanlar işte ev alıyor ya da ev kiralıyor. Şöyle çok dikkatimi çekti. Hatta ne zaman çekti? İşte anneannemi yürütmek için baktım, orada 4 tane merdiven var, hayatta çıkamaz. Yan tarafında hani o engelliler için evet, kenarlarından tutmalı bir yol var, engelli yolu gibi. Şöyle kendi kendime düşündüm ya, başka bir ev olsaydı hani oturduğumuz, acaba nasıl çıkaracaktık tekerlekli sandalyeyi? Lemi çıkaracaktık, sırtımıza mı alacaktık? İnsanlar o kadar zorluk yaşıyor ki. Yani artık şeyi bakıyoruz. İnsan olarak da acaba kendimiz başımıza gelmeden bunu düşünmediğimiz için. İşte AVM'si var mı, spor salonu var mı, yüzme havuzu var mı, saunası var mı diye site arıyoruz. Hani o apartmanda karşı komşumuz engelli olabilir, bir protezi olabilir. Bunları hiç düşünmüyoruz. Biraz bugün aslında izleyenleri de şöyle gözüne sokmak istiyoruz. Biz yaşarken acaba görmediklerimiz var mı? Yaşamın kıyısında bıraktıklarımız. Onları biraz yaşama çekmek adına. Sizin fikirlerinizi alalım mı? Yani şöyle söyleyeyim. Kesinlikle söylediklerinizle katılıyorum. Tabii ki burada topluma bilinçlenmesi de önemli. Yani bir arabayı park ettiğiniz zaman bir engelliyi engelliyor muyum diye insanların düşünmesi gerekiyor. Tabii ki bu bilincin oluşması lazım bir kere. Biraz önce bir ev örneği verdiniz mesela. Çok doğru bir şey örnek verdiniz aslında. Yani rampası var mı, trabzanı var mı, engelliden bahsettiniz. Ve şu anda herkes birer potansiyel engelli olabilir. Yani ben olmadım, ben olmayacağım diye bir şey söz konusu değil. Herkes trafik kazası geçirebilir. Tabii ki Allah sağlık sıhhat versin diyelim ama hastalık vesaire bu gibi durumlar insanlar için herkesin başına gelebilecek bir durum yani sonuçta bu da. Sözü size vermişken aslında ben bu protezi ortezden girdik ama ayak sağlığına da girelim mi? Şimdi taktı, neyi var acaba? Düz taban değilim yani ama düz taban mısınız Yasin Bey? Yasin Bey adaşınız düz taban. Bence onun da sorusu olacak yani size ama. Çok şükür geçti.
tabanlık kullandım ilkokuldayken. Hı. Ben de sorularım var, onları biriktiriyorum şu anda. Yani soracağım ben. O zaman ben içmeyeyim. Müsaadenizle ben bir Yasin Bey'in yanına gitsem mi? O ne yapıyor bir bakalım. Sonra Yasin Bey bana sorularınızı söylersiniz. Ben de hemen... hocama sorarım diyelim. Efendim Yasin Bey muhtelif işlerde ben şöyle konuklarımı bir soluklandırayım. Sizler çaylarınızı yudumlarken efendim ben Yasin Bey'in masasına doğru gideyim. Ve neler yaptık? Meşhur misafir çekici, misafirlere lütfen bana gelin, lütfen bana gelin diyen bir enerji yayan kapı süsünden bahsetsin bize. Buyurun. Şimdi şöyle dediğimiz gibi arka tarafı zaten gözükecektir. Arka tarafta televizyonlarını yeni açmışlar için şöyle söyleyelim. Saman balyalarını... şeyle sarmışlar. Hı. Saman balyası da denir ama samanı iple kopmayacak herhalde naylon bir ip sarmışlar ve bunu simit haline getirmişler. Yani basit bir olgu. Onun dışında çam ağacımız var. Çam ağacını da biraz böyle büktüm, esneyebiliyor çünkü hemen kırılmıyor dalı. O yüzden şu etrafını çevreledim. Gerçek çam ağacı. Aynen öyle, gerçek çam ağacı. Naylon değil yani. Biz aynen gerçeklerle üretiyoruz. Buyurun. Onları tutturmak için tabii ne yaptım? O samanın sardığımız ipin aralarına geçirdim. Tabii öbür kısmını da şöyle yeşil bir telim var benim. Hı. Telle tutturdum yani açılmasın diye. Ve sağlam yuvarlak bir... Ya zor mu ne? Bana öyle geldi. O iplerin arasından nasıl geçirdiniz? Kaç dakika oldu program başlayalı? Hey maşallah. Ya şöyle söyleyebilirim. Burada görünen yoktur herhalde. Şu aralarından şey gibi altlarına dolaştırdım. Ve üzerini telle sabitlediniz. Aynen öyle. Mesela şuraya çamı geçirdiğim zaman şurası tabii bu tarafa doğru gidiyor. Hmm. Onu biraz eğip telle beraber tutturdum. Tabii yeşil olduğu için de gözükmüyor telim. Görünmüyor. Aynen öyle. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu bitmiş halinde bir bana yaklaştırır mısınız? Şöyle mi duracak onu merak ediyorum. Şunlar tamamen şöyle duracak mı yoksa böyle mi? Şimdi ben burayı ön taraf olarak aldım kendime. İsterse böyle kullanılabilir. Hı. Yani yani hani diken diken olabilir. Aynen öyle, hiç önemli değil. Hı hı. Şimdi moda biraz da şöyle oldu. Yan kullanılan, yani tam böyle hı, aşağı doğru değil de yan da kullanılabilir. Başka materyallerim var. Hatta bir tane var ama düşmüş galiba. Aa evet, ben vereyim. Evet. Ben de var ya düşmüş ya, kimse görmesin diye şöyle ayağımla iti vermiştim. Bunu kullanabilirim evet, bir yerde. Daha karar vermedim. Hmm, karar vereceğiz. Evet, tamam o zaman. Zaten süsleyeceğimiz şeyler var. Kozalak görüyorum ben. Evet. Yapacak mıyız kozalak? Kozalaklar, çok severim kozalağı. Kullanacağım. Muhtemelen şöyle dik kullanılabilir. Dik. Çok da güzel gözükebilir. Evet. Tabii şöyle... Onu biraz kısa, kısa tamam, tutacağım. Kozalakla süsleyeceğiz. Bir de kuru meyvelerimiz var. Onlardan bahsedelim. Ağaçlarımız var. Ay ben buraya gelince kendimi kaybediyorum. Çekildim. Evet. Başka neler kullanacağız? Kozalak. Kozalak kullanacağım. Belki renge uysun aa, diye yeşil kullanabilirim. Bunları kullanabilirim. Çok renge güzel girmek oldu, istemiyorum bugün. Belki biraz daha mat gideceğim. Çünkü yaptığım tam benlik kişi, evet, yaptığım kişi de zaten sizin zevkinize de uygun. Çok fazla renk değil, daha mat ve daha böyle şık. Yani pastel evet, renkler. Aynen öyle. Pastel renklerden bir şeyler yapacağız. Pastel renkler, benim renklerim evet. O zaman biz bitmiş haliyle geleceğiz tamam, zaten. Şimdiden tamam, belki de izleyenler merak ediyor acaba neler başka koyacağız diye. Efendim sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Ve hatırlatmamda fayda var. Bugün hiç söylemedim gibi geliyor. Acaba sizler bizi TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından takip ediyor musunuz diye soruyorum. Lütfen hem takip edin, hem sorunuzu gönderin bize, hem de lütfen ayrılmayın. Geliyoruz. Evet efendim, ben yerimi aldım. Umarım izleyenler de sorularıyla yerlerini almışlardır. Birazdan hem ben ekranda sizlerin sorularını hocalarıma aktaracağım. Hem de kendim kaçak göçek bakabilirsem, acaba kimlere torpil geçsem, sorularını okusam diye bakacağım ama Rukiye Hanımcığım bana küçük aradayken dedi ki, ben dedi bir hediye getirdim izleyenlere. Değil mi? Hı hı. Ne getirmiş biliyor musunuz? Gene çok güzel bir kitap. Ruhsal donanımımız için Mevlana'dan Ruhsal Terapiler kitabımız. Bugün Rukiye Hanım diyor ki ben bu pazartesi hem ilmimin sadakası olsun, hem gönlümün hediyesi olsun, hem de Yerin Güne Merhaba izleyenlerinden birine hediye gitsin diyor. Biz çekiliş yapmayalım bugün. Hmm. Bugün ne diyelim, soru soranların arasından, soru da tamam, uydurmayın ha bunun için değil. Soru soranların arasından birine gönderelim. Tamamdır. Yani çekilişle...
bekleyecekler çok fazla. Evet, diyorum ki ben siz zaten seçersiniz artık. Eyvallah. Duymuş olalım. Tamamdır. Ha, ona göre ayrılmayın yani. Bakın çok güzel bir kitap. Bir de yeni baskı mı? Evet evet. Bakın yeni baskı. Yeni kapak yeni baskı. Gıcır gıcır. Çok güzel kokuyor. Yeni kitap kokusuna bayılırım. Evet. Evet burada dursun o zaman. İzleyenlerimizden birine gidecek. Kime gidecek bilmiyorum. Bunun için TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından sorularınızı, takiplerinizi, güzel yorumlarınızı ve bazen de eleştirilerinizi bekleriz efendim diyelim. Tekrar konuklarıma döneyim. Şimdi biz ayak sağlığını konuşacaktık. Yasin evet. Bey'den konu açıldı ya. Ben düz tabanım dedim. Düz tabanlıktan gireceğiz ama ayak sağlığından başlayalım. Neden önemli aslında? Benim de sorum olacak. Siz sonra. De. Tamam buyurun. Şimdi ayak sağlığından başlayalım. Tabii ki ayaklarımız bizim için çok önemli. Neden önemli? Yani mesleği fark etmeksizin, yaşadığı ortam fark etmeksizin yaklaşık her insan günde 10 bin civarında adım atar. Bu 10 bin adım demek bizim ayakta durmamız, belki koşmamız, belki farklı aktivitede bulunmamız. Bunların hepsini gerçekleştirirken bizim en büyük yardımcımız ayaklarımız. Şayet ayaklarımızda olan bir deformite, rahatsızlık, hastalık, patoloji bizim yaşam kalitemizi birebir etkiler. Aynı zamanda patolojiden bahsettik, kısalık vesaire varsa başka hastalıkların da tetikleyicisi olabilir. O yüzden ayak sağlığı çok önemli diyoruz. Tabii ki biraz önce de söyledik, diz, kalça, omurga, boyun bunların ağrılarına neden olabilecek ayak tabanından nedenler olabiliyor. Bunu kontrol ettirmek mutlaka gerekiyor. Hı hı. Ayak sağlığının en önemli hususu kontrolünü mutlaka sağlamamız gerekiyor. Şöyle devam edersek şayet. Ayaklar vücudumuzun yükünü taşıdığı için içe basma, dışa basma gibi durumlar söz konusu. Düz tabanlık dedik mesela. Düz taban olan hastaların genelinde şu vardır. Koşma çok uzun süre koşamaz. Çabuk yorulur. Ayaklarında ağrı oluşur. Eğer düz tabanlı destekleyici bir tabanlık kullanmazsa içe basma dediğimiz yani ayakların içe doğru dönmesi diye hastalığın ilerleyici evreleri yaşanabilir. O yüzden biz konforu arttırmak için kişiye özel yapılmış tabanlıklar öneriyoruz. Yani, bunun için pardon. Buyurun. Böyle özel bir rahatsızlığımız olması gerekiyor mu yoksa herkesin kendine özel bir ayak tabanlığı kullanması onun ayak sağlığını olumlu etkiler mi şunun için? Şimdi hanımlar bilirler çok rahat etmesek de topuklu ayakkabı giymek zorunda kaldığımız zamanlar oluyor. Tamam çok yüksek böyle bir 10 santim veya daha ama fazla. Ama düz taban kadar da rahat değiller. Yani babette çok rahat geliyor düz taban babet ayakkabılar ama şunu da okuduğumuz zamanlar oluyor. Yani dümdüz de kullanmayın sağlığınız için. Hani birkaç santim topuklu olsun. Yani şu an sağlıklı bir ayakkabı mı? Yani tabanlı. Sağlıklı evet. Çünkü düz olmasında fayda var diyoruz. Çünkü çok yüksek topuklu ayakkabılar ister istemez ayağın duruş pozisyonu. Yani insanın biyomekanini bozuyor aslında. Evet. Çünkü ağırlık merkeziniz, gravite hattınız başka bir şekilde yer değiştirmesine neden oluyorsunuz. Evet. Bunu böyle zararını aza indirmek için ne yapmak lazım? Mesela mecbur kaldık o gün 3-4 saat giydik topuklu ayakkabı. Sonrasında ne yapsak iyi gelir. Şimdi sonrasında demeyelim de. Öncesinde. Giymeyin diyecek de ben. Giydik hocam ne yapalım işte kadın giydik. giymemenizde fayda var. Bu sizin için faydalı bir şey. Tabii ki hani özel günler oluyor vesaire. Bunlarda giyeceksiniz ama normal zamanlarda daha çok rahat ettiğiniz ayakkabıları giymenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani ayak sağlığı derken aslında ayakkabı seçimi de mutlaka çok önemli. Evet. Yüksek topuklu ayakkabılar, sivri burunlu, dar kalıplı ayakkabılar ister istemez ayak sağlığını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Yani mesela hallux valgus dediğimiz bir rahatsızlık var. Baş parmağın oradaki kemiğin içe doğru eğilip kemiğin dışa çıkması. Yani baş parmağın içi doğru. İsmini bilmiyorum ama o kadar çok kişide var ki bu. Evet. Yani çok... ailede saymayayım bile. Evet. Ve bunun ameliyatları falan yapılıyor. O kemik alınıyor. Boyan, törpüleniyor vesaire yapılıyor. Uzman hekimler tarafından. Ama bunların nedeni mesela daha çok sivir burunlu ayakkabı giymek. Yanlış ayakkabı seçimi. 90'larda. Genetik faktör hiç yok mudur onda? Olabilir. Ama daha çok bayanların giydiği sivir burun ayakkabılardan kaynaklanıyor. 90'lara kadar sivri burun çok yaygındı da Allah'tan şimdi azaldı. Eskisi evet. kadar böyle çok uzun. O yüzden bizim annelerimiz de anneannelerimiz de var. Onlar da var doğru. Bu nesilden evet. çok. Evet. Yani ayakkabı seçimi de mutlaka önemli. Tabanlık için şöyle söyleyelim. Yani sağlıklı bireyler de zaten tabanlık kullanabilir. Hı. Tabanlık dediğimiz sağlıklı bireyde tabii ki kişiye özel yapılmış bir tabanlıktan bahsediyoruz. Yani hazır tabanlıklar, silikon tabanlıklar bir sürü tabanlık var.
Ama kişiye özel tasarlanmış tabanlık, sizin ölçünüz alınacak. Bilgisayarda analiz sistemine gireceksiniz. Bu ileri teknoloji sistemle yapılan tabanlıktan bahsediyoruz. Sporcular, çocuklar, sağlıklı bireyler bunların hepsi rahat bir şekilde kullanabilir. Bunu neden kullanabilir? Vücut ağırlığını dengelemek için ayak tabanındaki yükü %100 oranında yaymamız için kullanacak. Tek bir noktaya olmasın diye. Yani şu tabii şekilde ki giyildiği için buraya yükleniyor. Dolayısıyla orada kemik bozukluğu oluyor. Vücut ağırlığımız daha çok topuk ve metatars başları dediğimiz. Öndeki iki kemik, yani beş kemik diyelim aslında ama bir ve beşinci metatars başı daha çok yük taşıdığı için vücut ağırlığını taşıyan noktalar bunlardır. Ama geri kalan yumuşak dokuyla beraber, oradaki kas veya yağ dokusuyla beraber tabanlığın temas etmesiyle vücut ağırlığının yere tamamen aktarılması. Vücut ağırlığı dedik, burada kilo da önemli bir faktör. Bunu da parantez içinde söyleyelim. Şimdi aslında ayak hastalıklarına girmiş olduk. Ve duymadığımız, bildiğimiz ama teknik olarak bilmediğimiz, tabii uzmanı eşliğinde öğreniyoruz bunu. Şimdi skolyoza da gelmek istiyorum. Çünkü dediniz ki siz ne olursa olsun ayak sağlığı belli bir başka şeyleri doğuruyor. Başka şeyleri doğurduğu gibi fizyolojik hastalıklar da, değil mi Rukiye Hanım? Başka psikolojik hastalıkları doğuruyor. Ben sosyal medyada dün böyle bir şeyler okurken biraz paylaşayım dedim. Bir yazım vardı. Hep onu söylüyorum aslında. Unutamadığımız, affedemediğimiz, öfkelendiğimiz, kırgınlıklarımız, intikam duygumuz, kocamıza, kayınvalidemize, eşim, çocuğumuza, annemize, ailemize, arkadaşımıza çoğaltabiliriz. Her kime ne kadar öfke duyarsak duyalım, ne kadar kırgın olursak olalım, bu bize elektrik, su, doğalgaz faturası olarak amiyane tabiriyle dönüyor. Yani hastane faturaları olarak dönüyor aslında. Biz ruh ve beden sağlığına bir bakalım. Evet. Nasıl bir ilişki var ruh ve beden sağlığı arasında? Şimdi çok eski zamanlardan beri, işte İbn Sina'dan, Platon'dan beri akıl, ruh, beden üçlüsü olarak hep insanoğlundan bahsedilmiş. Psike, pnöma, soma şeklinde. Psike, hani psikoloji, ruh bilimi diye çevrilmiş ama nefs ya da zihin dersek daha doğru bir tercüme. Pnöma bildiğimiz anlamdaki ruh, soma da beden. Şimdi bu üçünün birbiriyle dinamik bir ilişkisi var. Birindeki iyileşme diğerlerini de etkiliyor, birindeki bozulma diğerlerini de etkiliyor. Psikedeki, yani zihindeki, duygulardaki olumsuzluk baş edemediğimiz zaman bedene yansıyor. Bir başka deyişle, sen derdini söylemezsen bedenin söyler. Beden dile getiriyor, bir şeyler söylemeye başlıyor. Diyor ki ben böyle yaşamaktan mutlu değilim, huzurlu değilim, baş edemiyorum, taşıyamıyorum, çok bunaldım diyor. Mesela eski nesilde o daha fazla vardır. Bir şey üzüldüğü zaman der ki benim tansiyonumu çıkarttı, işte kan beynime çıktı. Utançtan yüzüm... Bilim ayağım titriyor sinirden. Bir rahmetli anneannesi vardı eşimin. Şey derdi, beni üzmeyin yerine şunu söylerdi. Benim şekerimi çıkartmayın. Benim şekerimi yükseltmeyin, ama hiç beni üzmeyin demez. Benim şekerimi çıkartmayın, benim şekerimi yükseltmeyin. Bu beni üzmeyin demekti. Yani psikolojinin bedene olan etkisini, psikosomatik rahatsızlığı gayet iyi aslında biliyoruz, hissi olarak yaşıyoruz. Bir insanın stresten uzak kalması mümkün mü? Değil. Yaşamak zaten herhangi bir yaşam olayından dolayı strese maruz kalmayı zaruri kılıyor. Biz imtihan dünyasıdır diyoruz. Biz bunu doğal karşılayan insanlarız. Hani hiç böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Bu bir yol kazası. Allah kahretsin, niye başıma geldi? Değil. Hayır, bu hayatın kendisi zaten. Yolun kendisi bunlardan ibaret. Yolun kendisinde biz zaman zaman can yakıcı, can acıtıcı şeylere maruz kalacağız ve stres yaşayacağız, sıkıntı yaşayacağız. Bu sıkıntıyı yaşarken bazen taşıyamadığımız oluyor. Hani stresten uzak durun demek de çare değil, çözüm değil. Öyle söylenir genellikle. İşte bir rahatsızlık yaşar kişi ve bunun için ağrı olur, bu başka bir organ disfonksiyonu olur. Herhangi bir organı işlevini yapamıyordur. Bazen cilt rahatsızlıkları, bazen solunum sistemiyle ilgili sorunlar, nefes darlıkları, bazen sindirim sistemiyle ilgili, mideyle bağırsakla ilgili sorunlar yaşar kişi. Ve doktora gider, doktor der ki seninki psikolojik. Ne yapacağım? Stresten uzak duracaksın. Oldu, çok güzel. Nasıl duracağım uzak, onu bilmiyoruz. Stresten uzak durmak öyle kolay bir şey değil. Stres hayatın bir parçası. Doğuyoruz, büyüyoruz, okula gidiyoruz, strese giriyoruz, sınava giriyoruz, strese giriyoruz. Tatilin bile bir stresi var. Bir uyum sağlama süreci vardır çünkü.
Evleniyoruz, çocuk sahibi oluyoruz. Her türlü hayat olayında strese giriyoruz. Stresten uzak durmak çok kolay değil. Stresi yönetebiliriz sadece. Stresle başa çıkma yolları geliştirebiliriz. Bir gün inşallah detaylı konuşuruz bunu. Başa çıkılamayan stres, başa çıkılamayan üzüntü bedene yansıyor ve hastalık olarak ortaya çıkıyor. Ondan sonra strese bağlı felçler, strese bağlı inmeleri, işte insana bazen damar tıkanıklıkları gibi şeyler olabiliyor. Mesela çok fazla ağır depresyonda kalan kişiler, majör depresyon dediğimiz şey, beyin damarlarının sertleşmesine sebep oluyor. Hani depresyon kendi haline de bırakılsa geçer mi? Evet, bir sene gibi bir sürede yavaş yavaş ama hafifler. Ama majörler için bu geçer değil, değil mi? Kronikler için değil. Değil, değil. Ama hani bir insan depresyona girer, tedavi olmazsa bir sene, belki bir buçuk sene gibi bir süre sonra yavaş yavaş bunu tolere eder geçer, ama deler de geçer diyor ya eskiler. Acıtarak geçer. Yani beyin damarları sertleşir. Başka bir sürü iş yerinde, sosyal hayatında, özel hayatında kayıplar yaşar. İlişkileri bozulur. Belki depresyondayken okulu bırakır, işinden ayrılır, eşinden ayrılır veya çok olmaması gereken şeyler yapar. Bağımlılıklara duçar olur belki. Bunların olmaması için işte zaten psikolojik sıkıntıların tedavi edilmesi gerekir diyoruz. Genellikle psikolojik sorun böyle çok da önemli olmayan bir şeymiş gibi ya da sanki kişi bunu uyduruyormuş gibi algılanır. İnsanlar da kötü hisseder. Hani ben çok ciddi ağrı çekiyorum. Gidiyorum doktora, diyorum ki neyim var? Bir şeyin yok. Psikolojik diyor. Hani ben bunu uyduruyor muyum? Gerçekten ağrım var. Evet, gerçekten ağrı olur zaten. Hani somatoform ağrı bozuklukları deniyor buna. İnsan gerçekten bir şeyle ilgili çok üzülür, çok sıkıntıya, strese girerse ve bu stresle baş edemezse vücudunun herhangi bir yerinde ağrı, sızı, acı olarak bunu hisseder. Ama nasıl olur? Her üzüntü yaşayanın vücudunda bu tür şeyler oluyor mu? Olmayabiliyor. Şunun için. Bir, baş edilemeyen stres. İki, genetik yatkınlıklar önemli. Yani ben kalp hastası olmaya genetik olarak herhangi birinden biraz daha yatkınsam, ben stres altında kalınca kalp hastası oluyorum. Ama arkadaşım stres altında kalınca kalp hastası olmuyor. Onun da sindirim sistemi hassassa, onun da mide ülseri oluyor mesela. Genetik yatkınlık artı stres birleşince kişi hasta olur. Bir de mesela kişilik yapılarında A tipi kişilik denilen bir kişilik tipi vardır. Biraz daha stresli, hırslı, öfkeli, fevri, böyle biraz daha celalli mizaç tipidir. Onlar kalp hastalıklarına daha yatkındır mesela. B tipleri daha az tabii. B tipleri daha soğukkanlı, stresi daha iyi yönetebiliyor. Onlarda bu tür rahatsızlık tabii daha az. Şimdi ben diyorum ki Yasin Bey'e bir sorum olacak ama ondan sonra şunu işleyelim. Şimdi geldi aklıma. İzleyenler için ayrılmasınlar istiyorum. Çünkü şu var. Affetmeyen bir insan, kindar bir insan, evet, bedeninin hangi bölgelerinde ağrı hissediyor? Mesela sırt ağrısı çekiyorsanız, boyun ağrısı çok fazla çekiyorsanız ve hep boyun fıtığından şikayet ediliyorsa, boyun kireçlemesi gibi. Örneğin sürekli midenizde ülser varsa, reflü varsa, başka aklıma şu an gelen genelde hani karın ağrıları, işte kabızlık sorunuz varsa, bağırsaklarınızda sindirim problemi varsa, bunlar hangi duygularla eşleştiriliyor psikolojide ve sizin o duyguları nasıl onarmanız gerekiyor ki bedeninizdeki bıraktığı izi yok edelim? Bunu detaylı bir şekilde birazdan Rukiye Karaköse hocamla konuşacağız ve yazarak anlatacağız diyelim. Skolyoza gelelim diyorum. Çünkü bir beden rahatsızlığı. Onunla ilgili belki sorular olacak. Hatta bana bir soru geldi aslında onunla alakalı. Arkadaşlar bilmiyorum, soruları hazırlayacaklar, belki gelen sorular birikecek. Ve geliyor zaten sorular. Ama ben öncesinde skolyoz hakkında bir bilgilendirir misiniz bizi? Skolyoz nedir? Nasıl bir tedavi süreci gerektiriyor? Geçen bir hastalık mı? Yani hani süreci, tedavi süreci uzun. Gözetim altında mı tutulmalı? Yoksa bunun bir ilacı, bir ameliyatı, bir iğnesi var. Yapılıp geçen, iyileşen bir hastalık mı? Peki. Şimdi skolyoz omurganın eğriliği diye geçiyor. Ama 10 dereceden fazla olması gerekiyor bu eğriliği. Skolyoz 3 boyutlu bir eğrilik aslında. Omurgayı düşünecek olursak şayet, hem S çizdiğini düşün, aynı zamanda da döndüğünü düşün. Yani rotasyon da yapıyor aynı şekilde vertebralar. Bu şekilde bir rahatsızlık. Kesin nedeni bilinmiyor skolyozun. Yani genetik faktör de olabilir, başka faktörler de olabilir. Ama mesela bizim kısalık dediğimiz rahatsızlık skolyoza neden olduğu bilinmekte. Şayet kısalık tedavi edilmezse veya kısalık giderici ekstremiteler arasındaki bu dengeyi sağlayıcı bir aparat kullanılmazsa skolyoza neden olabilmektedir. Şimdi skolyoza tedavi dedik. Skolyozda şrot terapisi dediğimiz egzersizler, korse kullanımı ve cerrahi müdahale.
Tabii ki bunlar için de hekimin, fizyoterapistin, protez ortez teknikerinin yine dediğimiz gibi aslında bir multidisipliner yaklaşımın ön plana çıktığı bir sistem aslında. 45-60 dereceden fazla bir eğrilik varsa şayet ameliyat da düzeltiliyor daha çok. Omurgayı uzman doktorlar fikse ediyor. Riskli bir ameliyat mıdır? Tabii ki. Yani çünkü beyne giden sinirlerin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Risklerinde neler var mesela? Şöyle söyleyelim, yani aslında bunları uzman hekimin söylemesi tabii ki daha doğru olur. Tabii ki oradaki bir vida atıldığı zaman bir sinir ucuna denk gelmesi, aynı şekilde hastanın hangi sinirse şayet o kısmını zarar görmesi, hatta felç olmasına da neden olabilir. Tabii ki riskli bir ameliyat. Yaklaşık 20 dereceye kadar olan eğriliklerde ise egzersiz öneriliyor. Short traps dediğimiz skolyoza yönelik, hastanın günlük hayatında oturmasından çantasını hangi omuzunda taşıyacağına kadar detaylı bir egzersiz programı veriliyor. Peki skolyoz hastaları sırt çantası taşımalı mı? Taşıyorsa bile kesinlikle tek omuzunda değil, iki omuzuna da asması lazım. Yani tek omuzda taşımak da sağlıklı bir davranış değil. Çünkü artık okul çantaları çok hafif değil. Yani içinde bir sürü kitap ve bir sürü ağırlıkla beraber ilkokuldan başlayıp liseye kadar diyebilirsiniz rahat bir şekilde çok ağır çantalar oluyor. Bunu bizzat gördüğüm için söylüyorum ben. İster istemez bunları her iki omzuna takarak da taşıması lazım. Şayet bizim yaptığımız skolyoz korselerine gelelim. Yaklaşık 20 derece ile 45 derece arasındaki uygulamalara daha çok korse ile müdahale ediliyor. Tabii ki burada hekimin hastayı değerlendirmesi önemli. Eğriliğin düzelip düzelmediği, fleksibilitesi, rigid mi acaba eğrilik? Baskı yapıyorsunuz, eğrilik bir miktar düzeliyor mu, düzelmiyor mu? Tabii ki bunları değerlendirirken korse kullanmasına uygun mu, yoksa ameliyat mı edilmesi lazım? Bunlar hekimin verdiği kararlar. Şayet korse gerekiyorsa şu anda dünya literatüründe geçerliliğini koruyan, en son yapılan, en çok uygulanan RSC tip korse dediğimiz Rigo System Cheno diye geçiyor bu sistem. Avrupa'da ve dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Biz de bu sistemden yapıyoruz. Bu sistemi yaparken de 3D tarama sistemi dediğimiz hastamızın vücudunu herhangi bir alçıyla değil, daha çok lazer ve kamera sistemiyle etrafında dönerek veya lazer ve optik sensörlü bir kamera yardımıyla tarayarak hastamızın vücudunu tamamen bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Tabii ki bu yöntem CAD/CAM yöntemi diye geçiyor. CAD/CAM zaten bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim manasına geliyor. Evet, şu an anlattıklarınız aynı zamanda ekranda veriliyor. İzleyenler hem görsel hem sözel aslında anlamış olacaklar. Şöyle söyleyelim. Hastamızın tabii ki eski sistemler var. O zaman eski sistemlerden de biraz bahsedelim. Eskiden skolyoz korseleri, gövde ölçüleri alçı sargı sarılarak, normal kırık sargısında sarıldığı gibi hastanın tüm vücudu alçıyla sarılıyordu. Donması bekleniyordu. Elle palpe ediliyordu hastanın eğriliği veya işte bel boşluğu dediğimiz krista bölgesi. Korsenin oturması gereken yerler. Bu kısımlar palpe ediliyordu. Hastanın üstünde bu alçı donuyor. Daha sonra kesilip biz bu şekilde bir kalıp elde etmiş oluyorduk. Ama şu anda hastamızın tabii ki hasta için de zor bir durum. Uğraşan tekniker için de bir zor bir durum bu. Zaman alan bir durum. Ama şu andaki ileri teknolojide kullandığımız sistemde çok kısa sürede hastamızın komple vücudu ölçüsü alınabiliyor. Ve tabii ki hastamız bir zahmet çekmiyor. Tekniker de aynı şekilde. Ve sürede çok daha kısa. Tabii ki bu konforu da beraberinde getiriyor. Bilgisayar ortamına aktardığımız kalıplar uzman teknikerler tarafından şöyle söyleyeyim, bilgisayar programlarında gerekli baskılar skolyoza yönelik 3 boyutlu olarak tasarlanıp röntgen filmi hastanın bu filmlere yaptığımız programda yerleştirip baskıların %100 aynı yere gelmesini 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Üretim safhamızda da ise bu oluşturduğumuz korse kalıpları CNC makinesinde yapılıyor.
Daha sonra atölyemizde yüksek sıcaklıklı, yaklaşık 180-200 derecede polipropilen, polietilen dediğimiz, tabii ki bunlar hastanın durumuna, yapılacak ortezin etkinliğine binaen 2 milim, 3 milim, 4 milim, 5 milim kalınlıklara seçilerek yüksek sıcaklıklarda eritilip vakum yardımıyla modellere çekiliyor. Modellere çektiğimiz bu kalıplar hastamızın korselerini oluşturuyor. Tabii ki %100 verim almak için bir vakum yöntemi mutlaka kullanmak zorundasınız. Tabii ki daha sonra kesiliyor. Skolyoz korselerinde şöyle bir şey de söyleyelim. Hastalarımız geldiğinde prova yapılıyor. Mutlaka prova yapılması gerekiyor. Hastamız şirkete gelir, yaklaşık 2 saat gibi bir sürede üstüne provası yapılır. Baskı yerlerine bakılır, kontrol edilir. Ve uzman hekimi o şekilde gönderilir. Reçeteyi yazan doktora. Mutlaka gerekli kontrollerin yapılması lazım. Yani düzgün uygulama veya yeterli uygulama demek için, yani şunu da duyduğumuz oluyor, çünkü bazı hastalar başka firmalarda yaptırmış şöyle vesaire, korseyi takıp gönderdiler bizi diyor. Evet. Böyle bir şey olmaması lazım. Hastayı alacaksınız güzelce, takacaksınız, gerekli yerler kesilecek, düzeltilecek. Hastanın üstünde bu yaklaşık 1-2 saat kalacak. Siz onu kontrol edeceksiniz. Yani mesleği tabiri caizse doğru düzgün yapmak gerekiyor bu konuda. Çünkü karşınızdaki bir hasta ve sizin yaptığınız ortez o kişinin hayatını birebir etki edebilecek bir ortez olduğu için ister istemez bu kontrollerin mutlaka yerli yerinde yapılması gerekiyor. Aslında skolyoz hakkında bir şeyler biliyoruz hepimizin bildiği kadar, ama işte eğrilik diyoruz, omurga eğriliği, ama ciddi anlamda bunun tedavi sürecinde ya da ortez dediğiniz yapılacak bir sürü şeyle detay var. Çok ince dokunuşlar. Tabii. Öyle değil mi? O yüzden gerçekten bir uzmana bu anlamda başvurmak gerekiyor. Anlattığınız şeyler ciddi emek isteyen, ciddi zaman isteyen şeyler. Mutlaka. Yani şöyle söyleyeyim. Kullandığımız ileri teknoloji sayesinde bu emeği hem düzgün kullanıp hem verimli kullanmaya çalışıyoruz biz. Yani şöyle söyleyeyim. Çalıştığım firmada Türkiye'de sadece bizde var diyeyim. Ve bu sistemi en uygun ve en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Size bir soru var. Aslında direkt onu bir sorayım istiyorum. Hem de açılış sorumuz olmuş olsun. Diğer sorular da gelsin diyeyim, ama öncesinde TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesabından bizlere ve uzmanlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Az önce skolyozu konuştuğumuz için onunla alakalı bir soru. İstanbul'dan Betül Kuk sormuş. Sırtımda ve belimde 10 derecelik eğrilik var. Günlük işlerimi yaptıktan sonra çok ağrı oluyor. İlerlememesi için neler yapmalıyım demiş. Betül Kuk'a da teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, yaşı da tabii ki önemli, ama hastamızın 10 derece ise şayet herhangi bir korse kullanımı önerilmeyebilir. Hı hı. Ama şrot terapi dediğimiz egzersizleri kendisine muhtemelen önereceklerdir. Uzman bir doktora gittiğinde en azından skolyozun durumu konusunda bilgi alıp takip etmesi, bir fizyoterapist yardımıyla da bu egzersizleri yapması muhtemelen önerecektir hekim tarafına. Ev işlerinde ağır kaldırmaları bu hastaların, ya da işte ne bileyim cam kapı indirmeleri, perde asmaları, yani normal bir sağlıklı birey gibi hareket etmek yerine kısıtlamalar getirmeliler mi kendilerine? Kendilerine dikkat etmeleri lazım. Yani şrot terapisi dediğimiz egzersizleri uygun uzman fizyoterapist verdiği zaman zaten ev işleri olsun, günlük yaşam aktivitelerinde nasıl davranması gerektiğini, skolyozun hangi tarafta olduğuna İstinaden oturma pozisyonları dahi buna göre. Yatma, oturma pozisyonları uzmanın size söyleyeceği şekilde olmalı o zaman. Doğru mu anlıyorum? Tabii ki. Uzmanın tarif ettiği şekilde yapılması lazım. Hı hı. O yüzden takibi gerekiyor diyorsun. Mutlaka. Evet. Diğer sorumuzu da soralım o zaman arkadaşlar. Soruları yazmışlar, ama biz birazdan dediğimiz gibi o duyguların ve öfkelerin bedensel anlamda nasıl etkilerini Rukiye Hocam'la birazdan geçeceğiz. O mevzuda da sorularınızı yine beklerken hocamıza diğer gelen soru Ayşe Taşlı Hanım sanırım. Taşlı Hanım Instagram'dan sormuş. Protezimle yokuşlarda ve inişlerde zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Ama protezi tabii nerede? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben anlamam tabii, siz daha iyi anlayacaksınız bu soruyu. Buyurun. Şimdi yani diz altı protezi de olabilir, diz üstü protezi ayak de olabilir. Ayak proteziymiş, geldi hocam. Tabii ki, yani şimdi şöyle söyleyelim.
Eğer yokuşlarda ve inişlerde bir sıkıntı yaşıyorsa ayağının bakılması lazım. Şöyle söyleyelim. Plantar fleksiyon ve dorsiflexion dediğimiz hareketleri yapan karbon ayaklar var. Dinamik ayaklar dediğimiz. Bu ayaklara binaen belki ufak ayarlamalarla yaptırdığı yere başvurup bu şekilde bir ayarla muhtemelen rahatlayacaktır. Evet. Hemen gelmişken sizinle alakalı soruları da iletmek istiyorum. Gül Demir Hanım efendi, topuktan yan basma sorununu nasıl düzeltebiliriz? Topuktan yan basma. Ben yapmaya çalışıyorum algılamak için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu içe basmadan, bahsediyor muhtemelen, evet. Hanımefendi. Şöyle söyleyeyim. Tabanlık kullanmasını, yani tabii ki ilk önce bir uzman doktora mutlaka gitmesi gerekiyor. Bunun, evet, başında altını çizelim. Uzman doktor şayet gerekli gördüyse bir protez ortez uygulama merkezini zaten sizi yönlendirecektir. Tabanlık yazacaktır. Tabii ki tabanlığını mutlaka kişi özel tasarlanmış bir tabanlık almasını tavsiye ediyorum ben. Hı hı. Çünkü piyasada satılan tabanlıklar içe basma, dışa basma vesaire gibi sorunları çözecek nitelikte değiller. Mutlaka kişi özel bir tabanlıkla içe basma demiş. Muhtemelen şirketimize gelse onu yapacağımız tabanlıkta işte medial kamalı, medial longitudinal arka destekleyici bir tabanlık olurdu. Evet. Ama mutlaka bir uzman doktora başvurması gerekiyor. Celal Dağ Beyefendi'nin bir sorusu var. Onu da soralım. Celal Bey demiş ki 2,5 yaşında kızım var. Parmaklarının ucunda şu şekilde yürüyor. Bunun için bir fizik tedavi yöntemi ya da ortez yöntemi var mıdır? Siz bunun için bir şey söyleyin. Benim de söyleyecek bir şeyim var. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında parmak ucu yürüme çocuklarda şikayetle geliyor. Bunu bazen bir alışkanlık olarak, bazen bir kas kısalığı olarak da yapılabiliyor. Şunu tekrar söyleyelim. Mutlaka uzman bir hekime gözüksünler. Yapılan ortezler var. Ama mutlaka uzman hekim gördükten sonra bizim önerici, yani bizim de değerlendirmemiz gerekir bu konuda. Hı hı. Yani supramalleol afo dediğimiz bileğin üstünde ayak bileğin hareketini engellemeyen ama ayak tabanının topuğunu yere bastıracak tarzda ayakkabı içinde giyilebilen ortezler var. Bu ortezlerden önerilebilir ama dediğim gibi mutlaka uzman hekim kontrolünde olması lazım. Ben bir şey daha önermek istiyorum Celal Bey'e. Çünkü gördüğümüz ve çalıştığımız vakalardan dolayı Rukiye Hanım bilirsiniz. Parmak ucunda yürüyor ama başka bir şeyler var mı diye aslında bize yazmasını isterim ben. Özellikle 2,5 yaşındaymış ve belki anında müdahale olur diye. Hı-hı. Celal Bey'e çağrıda bulunuyorum. 2,5 yaşında kızınız var dediniz. Parmak ucunda basıyor ve yürüyor. Ne kadar zamandır yürüyor? Bunun dışında eğer şu sorularımı da Instagram'dan yazarsanız size ben dönüş yapacağım. Konuşması nasıl? Herhangi bir takıntılı hareketleri var mı? Etrafında dönüyor mu? Herhangi bir materyal sallıyor mu? Hı hı. Bunları da yazarsanız, yani acaba siz fizik tedavi açısından bakıyorsunuz ama ben psikososyal gelişiminde bir, hı hı, sorun var mı? Onu merak ettiğim için kendi merakım, paylaşırsanız sevinirim diyelim. Melek Başer Efendi, Başer Hanımefendi'nin sorusu ise ayak parmaklarımda aniden kasılma oluyor. Hocamdan nedenini öğrenebilir miyim? Kramptan bahsediyor muhtemelen. Olabilir mi? Tamam, parmaklar diyor. Muhtemelen kramp ama şöyle söyleyeyim. Hani bunun belki alt kısımda belki bir sinir sıkışması olabilir. Belki iltihabi bir durum olabilir. Bunu mutlaka değerlendirmesi lazım uzman hekim tarafından. Hı hı. Betül Kumru Hanım diyor ki Ankara'dan sormuş. Devamlı bilgisayar başında çalışanlarda skolyoz görülür mü? Skolyoz değil, başka postür bozukluğu dediğimiz kifoz gözükebilir. Veya servikal lordozun artması, o da boyun fıtığını etkiliyor yanlış bilmiyorsam. Bu gibi rahatsızlıklar görülebilir. O yüzden mümkün olunca dik oturması ve belli açılarda olması gerekiyor. Egzersiz yapması. Belki. Egzersiz de olabilir ama skolyoz açısından değerlendirdiğimiz zaman skolyoz değil, daha çok kifoza neden olur. Kamburluk dediğimiz rahatsızlığa neden olur. Yasemin Hanım Azerbaycan'dan bizi izliyor ve yazıyor efendim. Bu arada Türkiye'nin her neresinde olursanız olun, dünyanın, izleyenlerimiz çok efendim. Allah eksik etmesin sizleri diyelim. Azerbaycan'a selam gönderelim öncelikle. Skolyozun hamileliğe etkisi var mı olumsuz olarak demiş ama bu tabii ki başka bir uzmanlık alanı gerektiriyor ama sizin söyleyeceğiniz ne var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki skolyozun derecesi önemli bir kere. Kaç derece olduğu önemli. Yani dediğimiz gibi 10 dereceden daha fazla bir eğiklik olması lazım bir kere omurgada. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu eğikliğin artması da daha çok kemik gelişimiyle alakalı. Yani kemik gelişimini tamamladıktan sonra eğriliğin çok fazla artması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden daha çok
skolyozdan bahsediyorsak, korseden, bu tedavilerden bahsediyorsak daha çok gençlerden bahsediyoruz. Daha çok çocuk yaşta olanlardan veya kemik gelişimini tamamlamamış olanlardan bahsediyoruz. Muhtemelen kemik gelişimini tamamladığı için skolyozda herhangi bir artma olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki uzman bir hekime sormasında fayda var. Sorularımız devam edecek ama ben diyorum ki biraz soluklandıralım sizi. Yine soruları ben sormaya devam edeceğim. Yasin Bey'in yanına bitişte gideceğiz. Belki onun sorusunu da alacağız ama kıymetli izleyenler, bizler ufacık bir ara vereceğiz ama onun ardından burada olacağız. Sizin sorularınızla devam ediyoruz. Lütfen ekranlarınızın başına ayırmayın. Geliyoruz. Günaydınlar, yeni güne merhabaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Sana etleri, tatları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Süper. Siz ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısı mı, okul başarısı mı? Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Efendim bizler yine buradayız. Siz de orada mısınız? Lütfen orada olun. Mesela Ebru Hanım oradaymış ve bir soru sormuş size efendim. Rukiye Hanım'ın sorusuyla devam edeceğiz ama bugün şu an ekran başına geçenler yeni güne merhabada neler oldu neler? Hem ruh beden sağlığını konuştuk, ilişkisini konuştuk, ayak sağlığını, ayak sağlığının önemini, düz tabanlı, skolyozu, ortez ve protez kullanımını konuştuk. Uzuv eksikliği yaşayan engelli kardeşlerimizin psikolojisine değindik. Onlarla yaşayanlara hayatını kolaylaştıracak öneriler sunmaya çalıştık ve yine öneriler sunmaya devam edeceğiz. Bu gördüğünüz beyaz tahta güzel bilgiler de olacak az sonra. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabından sorularınızı yine sorabilirsiniz dedik. Muhtelif işlerde Yasin Bey gene hummalı bir çalışmada, ona da birazdan döneceğiz ama Rukiye Hanım, sizi tahtanın başına aldık. Neler yapacağız, neler anlatacağız ama. Evet. Siz söyleyin bakalım biz neler yapacağız burada. Şimdi ağrılarımızın psikolojik yani psikosomatik sebepleri var. Onlara değineceğiz. Başımız neden ağrıyor? Boynumuz, ensemiz, sırtımız, belimiz, kalça, diz, eklem ve ayak ağrıları neden kaynaklanıyor? Biraz bundan bahsedeceğiz. Evet. Ondan bahsederken aslında Ebru Hanım'ın sorusunu ben sormak istiyorum. Yine size sorular gelecek ama... Rukiye Hanım'a soruyorum demiş. Kızım protez kullanıyor. Çok fazla destek olmaya çalışıyorum. Bazen demiş yardımı istemiyor. Ne yapabilirim demiş. Burada çocukların protez kullanımındaki psikolojisine değinmekte yarar var. Buyurun. Evet. Şimdi kızınız kaç yaşında Ebru Hanım onu kestiremiyorum ama. Yazmamış. Yani, 13 demiş pardon. 12-13 yaşa kadar oyun terapisi çok işe yarıyor. 13 yaştan sonra da yine bir ergen terapistiyle çalışıp protezini kabullenmesi ve hayatını daha kolay, daha uyumlu sürdürmesi için psikolojik destek alabilir. Çünkü şöyle bir şey var, artık ön ergenliğe giriyor kızınız. Yani 13 yaş ergenliğin kapısıdır. Ergenlikle ilgili bazı sıkıntılar olacak. Ergenlikte beden imgesi çok önemlidir. Fiziksel olarak görünüşünden emin olmak ister. İşte çekici bulunduğundan, hoş bulunduğundan emin olmak ister. Bununla ilgili beden imgesiyle ilgili de bir kırılma noktası yaşıyor olabilir. Bir ergen psikoloğuyla bir süre görüştürürseniz, bir süre yardım almasını temin ederseniz daha sağlıklı, daha az sıkıntı yaşayarak girecektir ergenliğe. Evet, belki ergenliğin etkisi vardı. Şimdi ben, bir çalışma yapılmış ya aslında ondan da geçeceğiz. Yine soruları devam edeceğiz. Ahmet Bey ayrılmayın sorunuzu görüyorum diyorum ama şimdi... Sizin kafanızda çizdiğiniz şablonu bir oluşturalım. Ondan sonra benim de söyleyeceklerim olacak. Araştırmayı muhakkak okumuşsunuz. Evet. Siz duyguların çok yakın bir zamanda 2015 olmasın. 2015-2014. Çok yeni. Duyguların bedene yansıması ama şu boyun, omuz geçmeyen diz ağrıları falan, bel ağrıları. Bunlar neden kaynaklanıyor? Şimdi, yazalım mı? Yazalım. Organik bir sebebi tespit edilemeyen fakat bir türlü de geçmeyen bazı ağrılarımız var. O ağrıların sebepleri ağırlıklı psikolojik. 2015 dediniz galiba, bu yakınlarda yayınlanmış olan Psychology Today dergisinde psikolojik kaynaklı ağrıların birbiriyle ilişkisini tespit eden bir makale, bir çalışma yayınlandı. Baş ağrısından başlayalım. Baştan ayağa gidelim. Geçmeyen baş ağrısı.
ve organik bir sebep bulunamayan baş ağrısı. Yani hani... gidiyor doktora, sürekli ağrı kesici içiyor ama yine çare bulunamıyor. MR'a kadar giriyorlar, yine bir şey yok. Yani ne bunun sebebi? Bir iltihap olur, bir enfeksiyon olur, bir tümör olur. Bunlara hiç karışmıyoruz. Organik sebebi var. Ama geçmeyen psikolojik, seninki psikolojik denilip gönderilen baş ağrılarından söz ediyoruz. Tekrar altını çizelim. Baş ağrısı stres ve üzüntü. Baş edilemeyen stres ve üzüntü. Stres ve üzüntü. Bir gün stresle baş etme yollarını konuşalım lütfen ayrıca konuşalım inşallah. Lütfen konuşalım ki bu hastalıkların işte duyguların fiziksel etkileri aslında konuştuğumuz şey. Evet. Duygu deyip geçmeyelim. Eğer görmezden gelirsek, yok sayarsak, bastırırsak herhangi bir güçlü duygumuzu, o da duygu hiçbir yere gitmiyor. Gidiyor vücudumuzun en hassas, en genetik olarak hastalanmaya müsait yerini buluyor ve orayı maalesef iptal ediyor. Evet. Baş ağrısı. Sonra ne var? Boyun ağrısı. Ah, önemli. Boyun ağrılarının kaynağı kin duygusu ve affedememe. Yani affedememenin, kin tutmanın karşımızdaki insandan çok bize zararı var. Bir insanı ben onu affetmiyorum işte 20 yılda geçse, mesela şöyle bir deyim vardır Anadolu'da. Ölsem üstümde 5 karış ot bitse unutmam. Ya mübarek unutmuyorsun da bunun kime zararı var? Öbür taraf hayatını yaşıyor, ona size hiçbir faydası var. Yok. Bize zararı var. Kin tutmak ve affedememek geçmeyen boyun ağrılarına sebep oluyor. Peki nasıl affedeceğim? Onun öyle birkaç cümlelik bir sihirli formülü yok. Onunla ilgili ayrı bir gün, affedememekle ilgili ayrı bir gün inşallah belki konuşacağız. Belki şu an biz durum tespiti yapıyoruz. Ben de ne güzel ay, var ya böyle... Çok güzel yazıldı bende. Harika. İyiyse bir hep öğrencilik kalmış ya bende. Evet. Bence bugün durum tespiti yapıyoruz. Belki biz haftaya pazartesi... Efendim yapım ekibimiz vericiye söylüyoruz. Belki bunlarla baş etmenin yollarını konuşabiliriz. Ne çok dersiniz? İyi olur, çok iyi olur. Evet. Birkaç da uygulama yaparız mesela nefes ve gevşeme teknikleri neler yapabiliriz diye. Özellikle çok da hala diyaframdan nefes almayı anlayamayan ya da uygulayamayan bir sürü insan olabilir. Hı-hı. Çok güzel devam ediyoruz. Bel ağrısına mı geçiyoruz? Sırt ağrısına geçelim. Çoğumuzun da sırtı ağrıyor çünkü. Evet. Umarım benim de eşim izliyordur diyeceğim ama hiç zannetmiyorum. Sırt ağrısı problemi çok fazla. Evet. Önce organik organik sebepleri bir elemek lazım tabii öncesinde. Bel fıtığı varsa o ayrı mesela. Evet. Sırt ağrısı da sevgi ve duygusal destek ihtiyacı. O kadar da duygusal yani sevgi destek. Neyse benim eşim sırt falan ağrımıyor. O yüzden dedim önce bir organik sebepleri belirsinler. Evet. Organik sebebi var maalesef. Ondandır o. Ondan kesinlikle Rukiye Hanımcığım. Sırt ağrısı sevgi ve duygusal destek eksikliği. Duygusal destek eksikliği. Evet. Evet. Gelelim bel ağrısına. Yine dediğiniz gibi eğer bir bel fıtığı yoksa ya da işte bu skolyoz dediğimiz gibi değil mi hocam? Skolyoz tarzı herhangi bir organik bilgisayar başında uygunsuz oturma ve çok uzun saatler oturmaktan kaynaklı sırt ağrısı, bel ağrısı onları hariç tutuyoruz. Biz farklı etkenleri dışarıda tutarak herhangi bir... Geçmeyen ağrılar. Herhangi bir somut sebeple açıklanamayan ağrıları konuşuyoruz. Tekrar tekrar altını çizelim. Bel ağrısı maddi kaygıların çok yoğun olması. Yani aslında... Belimi... Borcu harcı varsa, onları çok kafasına takıyorsa, ödemeler, krediler, ev geçimi. Evet, belimi büktü diyoruz ya, bu dert benim belimi büktü. Hepsinin şeyi var aslında. Eskiden bilinen bir şeymiş değil mi? Maddi kaygılar. Şurada omuzu atladık. Omuz da... Omuzu buraya yazalım. Tamam hani baştan aşağı gidiyoruz. Baştan aşağı gidiyorduk ama arkadaşlar biz baştan aşağı tekrar başa çıkıyoruz. Omuz ağrılarımız, şimdi omuz ağrısı da adı üzerinde. Omuzlarına yük binen insanlar. Yük taşımak ve suçluluk duygusu. Çok önemli. Omuzlarım bu yükün altında çöktü deriz. İşte omuzlarımda çok ağır yük var deriz. Evet. Suçluluk duygusu hissediyorsanız omuz ağrılarınızın sebebi bu olabilir. Evet. Kalça ve dirsek ağrıları. Bu kalça ve dirsek ağrısı. Değişime direnmekten. Biraz o zaman direnmek, değişime direnmek ama peki inatçılığı da bununla bağdaşlaştırıyor musunuz biraz? Bağdaşabilir. Evet. Çünkü inatçı insan değişime dirsek atıyoruz şöyle. Bir de düşünün ki inatçılık. Hayatımızda değişecek bir şeyler var. Ayaklarımız buna uyum sağlayıp koşup gitmek istiyor fakat kalça direnç gösteriyor orada. Değişime direnmek. Değişime direnmek. Umarım okunuyordur sevgili Reji. Evet, kalça ve dirsek ağrısına yaptık. Bacak ağrıları.
Bacak ağrıları. Yetersizlik duygusu ve kıskançlık. Bakın kıskançlık. Bunu açalım biraz hocam. Organik sebebi yoksa diyoruz tabii, tekrar ekliyoruz. Kıskançlık. Kıskançlık yetersizlik duygusunu tetikler. Yine inşallah bunlar aslında her birinden bir program çıkacak Tuğba Hanım. Kesinlikle. Kıskançlık duygusu neden kaynaklı olur? Haset dediğimiz şey. Alın bana verdiklerini bir başkasına verdikleriyle kıyaslamaktan ve onu ona hak görmemekten. Evet. Dolayısıyla alın verdiğine rızasızlıktan aslında kaynaklanıyor biraz da. Rızasızlık, rıza halinin dışında olmak demek. Ona neden onu verdin, bana neden bunu vermedin demek. Dolayısıyla neye sebep oluyor kıskançlık? Kıskanmak yetersizlik duygusuna sebep oluyor. Hı hı. Sahip olduğum nimetleri, güzellikleri görmüyorum, olmayanlara odaklanıyorum ve yetersizlik duygularıyla kıvranıyorum. Bu da bacak ağrısına sebep oluyor. Tekrar ediyorum, şimdi bunların bu ağrıları çeken herkes de kendini damgalanmış hissetmesin. Hocam ben de, kameraya söyler misin? Bende hiç kıskançlık yok, benim bacağım ağrıyor, yapmayın lütfen şimdi beni kötü hissettiriniz demeyin. Sizin belki eklemde bir eklem romatizmanız vardır, belki kireçlenme sorunuz vardır. Organik sebepleri dışarıda tutuyoruz, tekrar tekrar söyleyelim. Evet. Bu ağrılardan bir ağrı çekiyorsunuz ve doktora gidiyorsunuz, diyor ki senin hiçbir şeyin yok, seninki psikolojik. O zaman bu sebepler geçerli. Ama kireçlenmeniz varsa tabii ki ağrı çekersiniz ya da eklem romatizmanız varsa ağrı çekersiniz, bu ayrı. Ama psikolojik sebep olarak öngörülen sebepler araştırmalarda bunlar ortaya çıkmış. Bacak ağrısı çekiyorsa kişi, kıskançlık duygusu, buna bağlı olarak da yetersizlik duygusu. Allah'ın verdiklerine, kendindeki olumlulara odaklanmak yerine başkasındaki olumlulara odaklanmak, sonra niye bende yok diye üzülmek, rıza ve tevekkül, sahip olduklarımıza razı olmak, Allah'tan razı olmak aslında, verdiklerine razı olmak bizi çok daha sağlıklı bir insan yapacak. Evet. Evet, ben de diyorum ki size anlatırken aslında az önce bahsettiniz ya, eklem romatizması varsa bununla bağlanabilir ama bir de şu var, evet organik sebepler var ama bu duygular da organik olan hastalığı da tetiklemez mi aslında? Evet, evet, hiç kenara çekilmeyin yani. Yatkınlık varsa yatkınlığı da tetikliyor. Tetikler, o da bir gerçek. Önemli. Evet. Bacak ağrısı dedik. Aşağıya doğru geldik. Diz ağrısı da yüksek egodan kaynaklanıyormuş. Wow, evet. Bunu da açalım. Mesela ne hissediyor da dizi ağrıyor? Yüksek egoyu biraz tanımlayalım mı? Kibir aslında. Heh. Yüksek egodan kastettiğimiz şey kibir. Kişi kendini olduğundan çok daha yüksek, çok daha nitelikli, çok daha yüce algılıyorsa... Aslında değil. Yani hepimiz... Belki değil yani. Eşrefi mahlukatız, çok değerliyiz ama hepimiz de insanız ve hepimiz insan olmak manasında denkiz birbirimize. Üstünlük takva iledir. Onun dışında ben çok akıllıyım, ben çok güzelim, ben çok işte yetenekliyim diye, bunlara sadece, varsa bizim güzel bulduğumuz özelliklerimiz, bunlara sadece şükretmemiz gerekiyor. Bunlar sebebiyle övünmemiz ya da birilerine üstünlük taslamamız değil. Bir şekilde ne tür bir ilişki, etiyolojik ilişki kurdular onu bilmiyorum, onu net açıklamıyorlar ama kibir ve yüksek ego insanın dizlerini çökerten bir şey yapıyor. Onu dizlerini o kadar çok çözüyor. Kalkmaktan böyle hani belki çok... ben haşa küçük dağları ben yarattım psikolojisinde. Ona da diz dayanmıyor. Dursana, evet. Bir haddini bil diyor aslında amiyane tabirle bize. Diz ağrısı dedik, artık yavaş yavaş iniyoruz. Ayak ağrısı. Ayak ağrısı. Efendim, ayak ağrısı. Bu arada şey de söyleyelim mi? Yani ne kadar şimdi burada uzmanlarım da varken bana Yasin Bey ne kadar düşer bunu söylemek ama belki yanlışımdır, düzeltin yanlışsam. Çok fazla bu tarz kronik ağrılar çeken ve organik bir sebebi olmayan kişilere hani refleksoloji gibi böyle ayak ve diz gibi hani eğer doktor sakınca görmüşse masajlar önerir misiniz siz de? Rahatlatır mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında refleksolojide ayak tabanında da organları temsil ettiği söylenir. Evet. Bu da önemli bir duygu aslında. O zaman bunu bir duyuralım. Ben çünkü o ayak masajına hastayım. Hani böyle o kadar rahatlatıyor ki insanı ama. Hı-hı. Düz taban olan ve olmayanın refleksoloji yapması farklı olacak o zaman. Ya da yapmaması. Bu konuda tam bir şey söylemeyeyim. Çünkü tam benim bir alanım değil. Hı-hı. Ama organları temsil ettiğini biliyorum. Hani derin duyu dediğimiz... proprioseptif algıyı etkileyen bir durum bunlar. Hı hı. Muhtemelen onların da bu şekilde faydası olacağı mutlaka yerler vardır diyelim. Evet. Refleksolojiyi de bir gün konuşmak lazım. Çünkü duygulara bastırıyoruz. Evet. Duygulara bastırdıkça ağrıyan organlarımıza bastırmış oluyoruz. Evet. Ayak ağrısının... Evet, ayak ağrısı da yine şunların aslında toplamına baktığımızda gördüğümüz tablo. Ayağımızın altında vücuttaki bütün organların şeyleri var, temas noktaları var diyelim, sinyal aldığı noktalar var. Genel olarak stres ve yük taşımayla ilişkilendirilebiliyor bu da.
artık zaten bütün bu duyguları, vücudun yükünü taşıyor. Yükünü taşıyan ayak olduğu için stres ve yük taşıma diyelim. Yük taşıma. Eli unuttuk yukarıda. El ağrıları da yine iletişimle ilişkilendirilmiş. Açalım bunu lütfen, önemli. İletişim sorunlarımızı temsil ediyor. İnsanlarla ilişki kurduğumuzda, iletişim kurduğumuzda kendimizi yeterince ifade edemediğimizi hissettiğimiz, düşündüğümüz zamanlarda bu ağrı aklımıza gelsin. Ha tabii mouse'u kötü kullanıyor olabiliriz ya da çok fazla mouse kullanıyor, çok fazla yazışıyor. Kavanoz kapağı açan olabiliriz. Hanımlar, konserve yapan hanımlar değil mi? Bunları, cam silen, bez sıkan, onlar evet, ayrı. Bunları mümkün mertebe evde bir erkek varsa ona yaptırın. Güç gerektiren işlemlerde erkeklerden yardım almak lazım. Bu ayrıca bir gün konuşuruz yine inşallah. Yani hayatım ben yapamıyorum, sen yapar mısın diye uzattığınızda onun fiziksel gücünden yararlanmış oluyorsunuz. Hem bileğinizi incitmemiş oluyorsunuz hem de onu işinizin bir parçası yapmış, işinizin içine katmış oluyorsunuz eşinizi. Güç gerektiren şeylerde yardım istemekten çekinmeyin. Hanımların özellikle çok fazla yaptığı bir şey vardır. Kendi kendine yetebilmek uğruna kendini çok paralamak. Evde fiziksel güç de gerektiren işleri yapıyoruz. Ondan kaynaklı da mesela bel ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı var ama deli gibi iş yapıyor. Kendini çok yoruyor. Tamam yapacağız. Bunlar günlük hayatın getirdiği şeyler ama kendimizi yorarak, yıpratarak değil. Benim sevgili kayınvalidemin çok güzel söylediği bir söz vardır. Der ki gençlikten kocalığa yani ihtiyarlığa saklayın biraz. Yani gençken bütün enerjinizi tüketmeyin. Bedeninizi hor kullanmayın. Sırtınızı, belinizi, bütün her tarafınızı mahvedecek şekilde yıpratmayın kendinizi. Vallahi anneannem de çok söyler bunu. İleri yaşlarda size bu beden lazım olacak. İhtiyacınız olacak. Onun için hor kullanmayın. Yani ayet değil 15 günde bir cam silmek, işte şu kadar günde bir dip köşe temizlik yapmak. Yaşanabilecek kadar hijyenik olsun etraf. İşte bu nedir? Banyodur, lavabodur. Bunların temiz ve hijyenik olması lazım. Şurada toz olabilir birazcık. Yani çok yorgunsanız, psikolojik olarak veya bedenen çok yorgunsanız temizlik imandandır ama titizlik imandan değildir. Evet. Onun için titizlik abartmadan. Titizlik de biraz hani kendi elimizle yaptığımız bir şey. Titizlik biraz hastalığa kaçabiliyor. Hastalık. Dediğiniz o kadar doğru ki iki çok küçücük toz size bir şey yapmaz ama onu dert edinmeniz, onun için takıntı yapmanız sizi bitirir aslında. Evet ve hem bu takıntı önemli. Yapıp hem de temizleyeceğim diye bedeni helak etmemiz. Sonra akşam beyefendi eve geldiği zaman her tarafım ağrıyor, belim kırılıyor. Bana ne diyor da? Yapmasaydın diyen çok kişi var görüyorum. Yapma diyor, bırak tozlu kalsın, ben senden bunu istemiyorum ama geldiğimde orası burası ağrımayan, yüzü gülen bir kadın istiyorum. Hani temizlik yapıp bir de başa kakar gibi ya işte belim ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor, onun için temizlik yap. Bir dakika, bir dakika. Yasin Bey, kameralar görmüyor ama ben görüyorum sizi. Niye gülüyorsunuz? Kesinlikle şimdi erkeklerin büyük geneliyle ilgili onların için yani onlar için tercih yapılsa hani ev kesinlikle tek bir toz tanesi kalmasın mı? Bir A şıkkı olsun, B şıkkı da eşinin daha güler yüzlü olması, ondan sonra bir tarafının ağrımıyor olması. Tabii çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi güler yüzlü olabilir, bir tarafı ağrıyorsa da biz üzülüyoruz. Yani diye sorsalar biz kesinlikle gerekirse toz olsun ama yüzün gülsün. Ev pislikten koksun umurumda değil Yasin Bey. Ama lütfen eşleriniz değil mi güler yüzle karşılayın diyor. Bu önemli. Çok önemli bir bilgi daha. Bir kadın gülümsediği zaman erkeğin beyninde dopamin salınımını tetikliyor. Vallahi ben bunu not olarak yazacağım, iyi hatırlattınız. Yani bakın, mutluluk hormonunu tetikliyor. İnşallah bir gün de bunu konuşuruz. Biz Ramazan'a kadar epeyce bir konumuz çıktı bugün. Bir kadın gülümsediğinde tabii ki eşine. Eşine tabii ki. Erkeğin beyninde dopamin salınımı tetikleniyor. Yani mutluluk hormonu salınıyor. Eşiniz mutlu olsun istiyorsanız hanımefendiler, yani sizi görünce mutlu olsun istiyorsanız bol bol gülümseyin. Sizi daha fazla gülerken görsün. Hele de kapıyı güler yüzle açmak çok önemli. Mesela bazı hanımefendiler diyor ki işte anlatın diyorum bir günlük rutininizi. Anlatırken diyor ki işte eşim gelir eve girer. Siz kapıyı açmaz mısınız? Yok diyor, ben o gün hani bir şeyle uğraşıyor olurum. Ya kendi açar girer ya çocuklar açar. Özel bir küslük falan var mı? Yok yani o an canım sıkkın olabilir, başka bir şeye de sıkkın olabilir ama kapıyı her zaman açmıyorum diyor. Kapıyı açmak ve güler yüzle açmak çok önemli. Eve gittiğinde güler yüzle karşılanacağını biliyorsa bir erkek o eve gidesi geliyor gerçekten ve dopamin hormonu salınıyor, mutlu oluyor. Mutluluk hormonu ne kadar sık salgılanırsa sizleyken bağlılık duygusu o kadar güçleniyor, o kadar artıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Daha sık gülümsüyoruz, daha çok gülümsüyoruz ve eşimizin bizi daha fazla hep gülerken hatırlamasını sağlıyoruz. Evet.
Şimdi Rukiye Hanımcığım, o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki ben de buraya not düştüm onu, bakar mısınız? Çünkü bunun fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'a koyacağım. Takip edin lütfen bizi. Şurada da çok güzel gülen yüzlerimiz var. Ben böyle hocamı dinlerken gülücükler atıyorum size. Ben de gülmeyi fazla seviyorum. Belki bu da sorun olabiliyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sorulara dönelim. Güzel sorular var. Yine devam edeceğiz belki bugün yetmese bile. Hemen hızlı bir şekilde toparlıyorum. Ahmet Topraklı Facebook'tan sormuş. Bir yıl önce bir kaza sonucu iki ayağımı kaybettim. Halen psikolojik olarak alışamadım. Bu duruma tedavi devam ediyor ama hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Ne yapmam lazım demiş. Ahmet Bey, öncelikle geçmiş olsun. Hiç gecikmeden psikolojik yardım alın. Bu kendi kendinize aşabileceğiniz bir şey değil. Eğer öyle olsaydı iki yıldır aşabilirdiniz zaten. Kendi kendine aşılacak kısmı aşmışsınızdır zaten. Halen geçmediyse, ki çok kolay bir şey değil yaşadığınız, mutlaka düzenli psikolojik yardım alın ki rehabilitasyon süreciniz çabuk ve kolay geçsin. Geçmiş olsun tekrar. Evet. Tabii Allah yardımcısı olsun diyelim. Önemli. Ve sıkıntılar, imtihanlar, bir imtihan boyutuyla bakmak belki manevi psikolojiye yüklenmesi çok önemli. Ahmet Orhan sorusu, bir aydır yutkunamama sorunum var. Doktora gittim, fiziksel bir sorun yok. Psikolojik dedi, ne yapabilirim? Boğaz'da aslında onu da yazabilirdik ama şöyle, çok fazla var zaten. Evet, yutkunamama sorunu genelde o farklı bir çalışma. İletişim problemiyle ilişkilendiriliyor. Boğaz iletişim çakrasıdır. Çakralar artık bilimsel olarak da ispatlandı biliyorsunuz. Vücuttaki bazı duyguların yoğun yaşandığı, vücuttaki titreşimlerin, frekansların temsil ettiği noktalar. Boğazımız iletişimle ilgili sorunları yine temsil ediyor. Birilerine söylemek isteyip de söyleyemediğimiz çok fazla şey olabilir. O yüzden yutkunamama problemi olmuştur. Hani deriz ya, işte söyleyecektim ama yutkundum. Boğazımda düğümlendi. Söyleyecektim ama boğazım düğüm düğüm oldu. Bununla ilgili deyimler de vardır. Birilerine söylemek isteyip söyleyemediğiniz şeyler var mı? Bir bunu tefekkür edin. Bunun üzerine düşünün. Varsa bunu yapıcı yolla nasıl ifade edebilirim? Hani uzun süredir içimde kalmış, içimizde tuttuğumuz şeyler varsa bunu yapıcı yollarla o kişiye nasıl ifade edebilirim? Biraz bunun üzerine tefekkür edin. Ama en doğrusu, en sonuca yönelik olanı bunu bir uzman desteğiyle yapmanızdır. Evet. Bakın mesela hep olan şey şu. Ağrım vardı, doktora gittim, psikolojik dedi, ne yapabilirim? Siz bir şey yapamaya da bilirsiniz. Ağrı için nasıl doktora gidiyoruz, bir şey yap diyoruz veya yutkunama problemi için doktora gidiyoruz, bir şey yap diyoruz. Psikolojik olunca ben ne yapabilirim? Siz bir şey yapmayın, siz doktora gidin mümkünse. Yani psikolojiyle ilgili bir uzmana gidin, o yapsın. Hani ne yapsam geçer? Mesela OKB gibi çok ciddi rahatsızlıklarda bile ne yapmalıyım sorusu çok fazla geliyor. Ne yapacağınızı size özel bir tedavi programıyla psikoloğunuz söyleyecek. Ha, genel olarak burada ancak tavsiye verebiliriz. Tedavi yerine geçmez. Evet. Rukiye Hanımcığım, zaman su gibi akıp geçti. Evet. Bunları belki detaylandıracağız. Önümüzdeki hafta buna devam edebiliriz. 5 dakikamız kalmış. Ben iki Yasin Bey'i bir araya getireceğim. Yasin Bey'i muhtelif işlere alacağım. Bence böyle geçelim. Orada kapatalım çünkü size bir soru var. Yasin Bey'le beraber efendim muhtelif işlere geçelim. Bakalım Yasin Umaç Beyefendi ne yapıyor? Ve diğer Yasin hocamız da diyor ki, Emine Hanım size, skolyoz olanların ayakkabısı özel mi olmalıdır diyor. Öyle bir şartımız yok. Rahat ettiği bir ayakkabıyı rahat bir şekilde giyebilir. Evet. Güzel bir soru daha var. Size özel gibi düşündüm. Zeynep Arslan diyor ki, dışarı çıkarken denge bozukluğu yaşıyorum, ne yapabilirim demiş ama belki ikinizin de söyleyeceği bir şey var. Kulak problemi olabilir, çınlaması, kristallerin oynaması, birçok şey tabii olabilir. Ne diyorsunuz? Yani vestibular sistemde bir sıkıntı olabilir ama onun için denge analizi yaptırmasında fayda var diyelim. Tabii ki bu analiz sonucuna göre uzman hekimde gerekli tedavi veya ilacı başlayabilir. Evet. Eğer şayet ayakkabısıyla alakalı bir dengesi varsa o yüzden de tabanlık önerebilir belki. Ama denge sorunu varsa belki bir ilk önce kulak burun boğaza, ondan sonra onun yönlendirmesi, bir nöroloğa gitmesi ardından zaten onlar bilgilendirecektir. Hanife Aydın, topuk dikeni problemim var, tabanlık kullandım geçmedi, son çare ameliyat mı? Son çare demeyelim. Yani tabanlığın uygun yapılıp yapılmaması kesinlikle önemli. Topuk dikeni olan bölgenin birazcık daha çukurlaşması gerekiyor ki o topuk dikeni yere temas etmesin. Yani topuk dikeni varken direkt ayakkabı basınç ya da değil mi? Basınç olmayacak. Sert zemin olmayacak. O basınca aslında sert de demeyelim. Topuk dikeni olan bölgenin yere temasını bizim birazcık daha engellememiz lazım. Yani topuk dikeni hariç diğer kısımların yere temas etmesi lazım. Bu şekilde topuk dikeni rahatsızlığı ortadan kaybolsun. Evet. Şimdi ben sözü biraz Yasin Umaç Beyefendi'ye versem. Benim son dakikalarda. Var.
Oh aman ne Allah'ım. Hem işini bitirir hem masasını temizler. Pırıl pırıldır. Ben de masayı böyle oynatırım. Yasin Bey görelim mi şu hediye gidecek? Ama tabii sizin kendi hediyeniz olacak. Gene söylüyorum. Hiçbir izleyicimize gitmiyor maalesef. Belki başka zamanlarda. Onu ileriki haftalarda evet. Bir yine yapalım. Birine çekmiş, gönderelim. Tabii aynen. Tamam mı? İnşallah. Başka... Ne yaptık? Kapı süsü demiştiniz. Kapı süsü yaptık. Çok fazla renk çalışmadık açıkçası. Natural olsun güzel istedim. Yani doğada bulunan renkler. Zaten yeşilimiz var. Beyaz kullandık. Birazcık da pastel, biraz hardal rengi, turuncu rengi. Biraz daha olacak. Yaklaştıralım mı? Neler var üstünde aslında görmeleri açısından? Tamam. Evet, şu dediğiniz gibi kuru tamuğumuz meyvemiz var. Ondan sonra kozalağımız var. Şöyle küçük kesit kütüğümüz var. Onun dışında kurumuş turunç meyvesi var. Onun dışında şu mesela bahar dalı. Baharları ucunda böyle pamuk pamuk çıkan bir dal. Alt kısmı zaten en alt kısmı saman, onun üstünde de çam ağacı var. Tamamen natürel, doğadan bulabileceğimiz, ürünlerde yapabileceğimiz bir kapı süsü. Evet, ama hiç ben şunu solmayacak değil mi o zaman? Hayır, bu hiç solmadan bu şekilde kalacak. Çam olduğu için dört mevsim yeşil diye öğrenmiştim. Aynen öyle. Dediğim şey budur. Aynen öyle, bu şekilde kalacak. Çok şahane duruyor. Bence muhteşem. Çok şanslı hediyeyi alacak kişi. gözümüz kalacak o kadar beğendik ki böyle şanslı. Çok şanslı. Hiç kıskanmıyorum. Güle güle kullanın, güzel misafirleriniz gelsin, onları ağırlayın. Neresi ağrıyordu? Benim kıskançlık yok canım, hiçbir şey yok. Kıskançlık için neresi ağrıyordu? Bakayım bir kıskançlık. Bacak ağrıları. Yok benim bacağım falan ağrımıyor. Gayet sağlıklıyım ben. Gerçekten emeğiniz harika ve işinizi gerçekten güzel yapıyorsunuz. Öncelikle ben sizi hiç övmüyorum ya yayında. Niye hiç unutuyorum? Ya, İhtiyacınız yok çünkü buna. Yani övmeseniz daha iyi olur. Çünkü bu sefer şey de oluyor, hani gaflete düşebilirim. O zaman ne? Kibirden diz mi ağrıyordu? Yüksek herkes ego var. Gelip burada bakacak. Yüksek ego benim var ki ve kibirden dizleri ağrısın istemeyiz tamam, Yasin Bey. Çok teşekkür ederim. Öyle anlaşabiliriz artık. Biraz dizlerim ağrıyor, siz anlayın gibi. Anlayın. Öyle de anlaşabiliriz. O da bir duygu dili çıkarabiliriz. Yasin Bey, gerçekten evet, teşekkür ediyorum. Harika bir el emeği çıktı bu. Ben işinizde çok usta olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. Güzel şeyler üretiyorsunuz ve iyi ki varsınız muhtelif işlerde. Ve yeni güne merhaba da diyorum. Ve sizlere tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bitmiş programımız. Bana söylediğiniz bir şey mi var? Tamam, ben yayından sonra. Tamam, yayından sonra biz yayından evet, sonra sohbetimize sonra devam edelim. Biz buradayız tamam zaten. Yasin Bey'im çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ve elinize sağlık. Sağ Rukiye Hanım, size de teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür aydınlattınız bizi. Haftaya devam edeceğiz. Edim. Allah nasip ederse. Yasin Bey zaten işini konuşturdu efendim. Ve tabii ki o tatlı mizacıyla programımıza renk kattı diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere de Yasin Bey. Rica ederim. Ve efendim bugünlük bizden bu kadar. Yeni güne merhaba. Yarın yine özel ve güzel konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacak. 10.30'da TRT Diyanet ekranlarında Fatih Aytaç hocamla birlikte olacağız ama misafirleri var. Sakın ola. Lütfen unutmayın. 10.30'da burada bekliyorum sizi. Gelin. Hoşçakalın.